بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اجمعين اللهم زلنا علما وفهما وحفظا وادبا واخلاصا ولحقنا بالصالحين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك Ve enzil aleyna min barakatika ya ezel celali velikrom, ya ezel celali velikrom, ya ezel celali velikrom. Rabbim şahli sadri ve esirli emri, ve hulul okuleten min lisani, yefkahu kavli. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhu tayyibelerine, ailenin, ashabının, ulema-i izamın, meşayih-i kiramın, bize okutan hocaların ve musalliflerin ruhlarına bir Fatiha, üç defa ı Şerif okuyalım. Evet arkadaşlar Allah Teala'nın izin minayeti birinci seviye kelam dersi olarak tertip ettiğimiz derslerin ilk oturumuna başlıyoruz. Ee, Kema Atayye'de, Taceddin İbn İskenderi'nin hikmetlerinin toplandığı hikmetlerinde bir tanesinde buyuruyor ki "Ma matlabun en talibuhu bi rabbik ve la tayassara matlabun ente talibuhu bi nefsik." Rabbinle beraber olup da istediğin hiçbir şey yolda kalmamıştır. Nefsinle beraber olup talep ettiğin hiçbir şey de müyesser olmamıştır. Yine bir başka hikmetinde min alamet nucah fi'n-nihayet er <laughs> ila Allah fi'l-bidayat İşin nihayetinde muvaffak olabilmenin alametlerinden birisi de işin bidayetinde Allah Teala'ya iltica etmektir. Yine bir başka hikmetinde men eşrakat bidayetu eşrakat nihayetu diyor. Yani bidayeti aydınlık olanın nihayeti de aydınlık olur diyebiliriz. Son olarak bir başka hikmetinde innel bidayet meclatun nihayet diyor. Şüphesiz bidayetler nihayetleri yansıtan aynalardır Bu şeklinde. Biz de bir şer'i ilimlerin en şereflisi olduğunu düşündüğümüz, en şereflilerinin olduğunu düşündüğümüz bir ilmin ilk seviyesinin ilk oturumundayız. Yani başlangıcın başlangıcın başlangıcındayız. Bu yüzden kalplerimizi murakabe edelim. Niyetlerimizi tekrar bir kontrol edelim. İslam, salih, hamel olarak yani yapacağımız derslerin, Allah nasip ederse 12-13 derste bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bu derslerin kıyamet günü bize yük olarak değil de salih amel olarak gelmesi için niyetlerimizi tekrar bir kontrol edelim. Buraya entelektüel bir bilgi öğrenmek için ya da akademik medrese hayatımıza katkı sağlasın diye teknik bilgi alayım ben heybime değil de. Bu da belki olabilir ama bu amaçlanmamış sonuç. Kabiliğinden olsun istiyoruz. Asli amacın kelam ilmi okuyorsak bu ilmin marifetullah'tan bir nebze olsun nasiplenmeye vesile olması için kucamız ibarelerin, kelimelerin, meselelerin hayırlara, fütuhatlara vesile olması için Allah Teala işin başında da dersin, ilk dersin ilk başındayken Allah Teala'ya niyaz edelim. İhlasımızı muhafaza etmeye gayret edelim. Şimdi e, kısaca dersin duyurusunda bile değindim aslında. Sonra gruba da 8-9 madde halinde yazdım. Tekrar değinmekte fayda olduğunu gördüğüm için bu konuda çünkü sütten ağzım yandı biraz. Dersin yöntemi ve hitap kitlesi ne hızlıca bir deyim. Sonra birkaç madde var metne geçmeden önce konuşmamızı istediğim. Dersin yöntemi bir kere arkadaşlar biz bu derste kelamdan bahsetmeyeceğiz. Bunu başta bir kere anlaşalım. Biz kelam sosyolojisi, kelam tarihi yapmayacağız. Böyle belli bir kelam kavramının tarihsel süreçte geçirdiği evrimleri, aşamaları falan incelemeyeceğiz. Bunlar doğrudan ilgi alanımız olmayacak, çalışma sahamız olmayacak biz doğrudan kelam öğrenmek istiyoruz. Kelam öğrenmek ne demek? Kelamın meselelerini, kelamın kavramlarını öğrenmek demek. Biz doğrudan meselelerle karşılaşmak istiyoruz. Buna hizmet ettiği ölçüde kelamın tarihine falan değinebiliriz. İkincil olacak yani bizim için kelamın tarih. Burada kelam sosyolojisi falan yapmayacağız. Yani yoldan bahsetmeyeceğiz. Yolda yürümek istiyoruz biraz. Bu, bu dersin en mümeyiz vasfı olacak. Zaten kelam hakkındaki konuşmalar yazılan edilen şeyler bir dolu mevzul miktarda var zaten piyasada. Akademimiz zaten bunu gereğince yeme yapıyor, fazlasıyla yapıyor hatta belki de. Kelam hakkında o ilginç, belli böyle spesifik bir alanda tartışmalar merak eden, isteyen, belli bir araştırma konusu edinen kimseler akademiye müracaat edebilir. Yine istişare edebiliriz. Akademinin neresine? Akademi sonuçta akademiye müracaat edebilir de geniş bir şey. Bunu istişare edebiliriz ama zaten kelam hakkında konuşulduğu için yeterince biz de oradan kelam öğrenmek istiyoruz. Bu dersin ana yöntemi de bu olacak. Kelam öğreneceğiz. Bunu birinci seviyenin el verdiği ölçüde yapmaya çalışacağız. Giriş seviyesi de diyebiliriz buna. Yeni meselelerle tanışan kimseler olarak biz kelamın meseleleri tanışacağız yani. Dersin yöntem olarak bunu söyleyebilirim. Hitap kitlesi olarak da Arapça bir ders metni takip edeceğimiz için, çünkü doğrudan kelam meseleleriyle karşılaşmak istiyoruz. Dolayısıyla belli bir seviyenin üstündeki ilim talebeleri bizim ana muhatap kitlemiz olacak. Burada yani dolayı ister istemez muhatap kitlesi işte medrese, ilahiyat öğrencileri, sosyal bilimlerden okuyan, üniversite sosyal lisans, lisans üstü olabilir, sosyal bilimlerin herhangi bir bölümünde okuyan öğrenciler, yani doğa bilimlerinden alan da olabilir, alan mühendislikten bir, mühendislik bölümlerinden birisinde okuyan tıp öğrencileri de olabilir. Doğrudan şu fakülte sadece bize hitap ediyor değil ama lisans seviyesine lisans öğrencileri bizim ister istemez yani dersin yöntemini belirleyince otomatikman elenecek yani muhataplar. Arapça okuyacağımız için belli bir seviye Arapça bilgisi gerekecek. Ee, Arapçanın yanına peki mantık ve münazara genelde akla gelen özellikle kelam okuyorsak akla gelen ikinci üçüncü şartlar acaba olabilir mi diye. Birinci seviye olduğu için mantık ve münazaraya gerek olmadığına karar verdik. Verdim. Biraz düşündüm bunun üzerine. Yani mantık ve münazaranın olması menduk gibi bir şey. Tabii ki bir seviye münazara okumuşsa, klasik mantıkla tanışılmışsa konuşacağımız meseleleri takipte, daha verimli anlamada yardımcı olacaktır kesinlikle. En verimli ideal okuma mantıkla münazara bildikten sonra yapılan okuma olacak. Ama birinci seviye olduğu için şart koşmamayı tercih ettim. İkinci seviyede nasip olursa bundan sonra düşündüğüm okumada orada mantık ve münazarayı şu an mendup o zaman belki vacip seviyesine çıkartırız. O zaman düşünür belki istişare edebiliriz. İşte sınav falan bile düşünülebilir belki. Düşünürüz onu. ama şu anlık bu seviyede mantık ve münazara şart değil. Yani hiç mantık ve münazara okumamış bile olsanız biraz genel kültür seviyeniz ortalamanın üstündeyse ve muhtemelen de öyledir zaten başvurduğunuz için ders size hitap ediyor demektir. Yani İslam ilimlerinden belli bir kültür seviyesinin üstündeyseniz bir de metni takip edebilecekler. Arapça bilmeniz de tabii her zaman olacak dersin muhatap kitlesi bu şekilde. Şimdi birkaç husus var değinmek istediğim. Bir şu hakikat mevzusunu bir ele alalım istiyorum. Neymiş bu hakikat? Ne menem bir şeymiş. E, duyuyorsunuzdur piyasada, sosyal medyada, YouTube'da vesaire. Hakikat arayışları, hakikatin peşinde olmak. Ben hakikat arıyorum, hakikati işte hakikat edebiyatı diyebileceğimiz bunu küçümsemek için demiyorum. İşte hakikatin talibi olanlar yalnız olur tarzında böyle. Bir kere şunu kararlaştıralım. Bu kafalar karışık bu konuda. Benim de başlarda benim de öyleydi maalesef. Biraz maruz kalınan şeylerin ister istemez zorunlu bir sonucu gibi bu. Bizim Müslümanlar olarak arkadaşlar hakikat kaygımız yok. Bu kesin bir bilgi bunu yayabiliriz. Bizim öyle mutlak olarak hakikat arayışımız, ben hakikati arıyorum tarzında ifadeler. Böyle cümleleri kuruyorsa biz ya ne dediğimizi bilmiyoruz. Hakikatten kastımız tam net değil. Ya da ortada bir cahillik var, bir bilmemezlik durum var. Çünkü en büyük hakikate biz zaten iman ederek sahibiz. Mümin kimse, iman sahibi kimse, kalbinde imanı tasdik, kalben tasdik etmiş kimse zaten iman hakikatin en büyük hakikate sahip demektir zaten. Bu hakikati ne kadar yansıttığınız, hakikatin gereğince ne kadar amel ettiğiniz var ikinci bir konu. Bunun önemli olduğu çok kesin. İlmin ameli gerektirmesi gibi düşünün. Hakikate sahipsek, iman ederek bu hakikati yansıtmamız, temsil etmemiz, başkalarına aktarmamız normalde ilk hakla gelen gereklilikler. İşte bunları yapamıyor olabiliriz. Derece derece yapanımız var, belli kusuratlarımız ameliyattan taksiratımız var. Bu biraz kulla cool zaten Rabb'i arasında artı ameliyolar bu ayrı bir konu. Ama düşünce zemininde biz iman ederek hakikate sahibiz zaten. Dolayısıyla Müslüman olduğu halde ben mutlak olarak hakikati arıyorum, doğruyu arıyorum tarzındaki ifadeler oldukça mahzurlu. Hakikat kelimesinden ne kastettiğimizi bilerek konuşmamız gerekiyor çünkü mutlak olarak hakikati aradığını hakikat aradığını söyleyen bundan bahseden kimseler imanın sağladığı şeyleri kastederek zaten bunu söylüyor. Sanki böyle iman gömleğini de çıkarmış da ondan sonra araştırmasını hatırlamak içinde felsefi soruşturmasına devam ediyormuş gibi biz zaten iman ederek hakikate sahibiz. Peki hakikatin tezahür ettiği alanlara bakalım. Hakikate sahipsek hakikatin yansımaları olarak göreceğimiz üç tane alan sayabiliriz. Bir inanç ve bilgi alanı İki amel alanı diyebiliriz. Üçte kalp alanı. Yani şöyle işte hakikate sahipsen hakikatin temsili, hakikati zaten sen temsil ediyorsan bu üç alanda hakikatin yansıması, tezahür etmesi beklenecek sende. İnanç alanı. Bilgi de diyebiliriz buna. İnançla bilginin farkını var mı farkı farkındadır ya da ayrımının önemini üst seviyelerde konuşacağız. Şu an beraber düşünün. İki amel, üçte kalp diyebiliriz. İslam da Hakikati bize veren din olarak, irşad aldığımız din olarak bu sahaların hepsini kuşatıyor. İnanç alanını, amel alanını, kalp alanını. Şöyle Cibril hadisini bilirseniz meşhurdur. Aziz Cibril aleyhisselam e, Efendimiz de imanı, İslam'ı ve ihsanı soruyor. İman bu hakikati inanç alanına tekabül edecek. Yani iman ediyorsan sen hakikatin inanç alanındaki inanç olan hakikate sahipsin demektir. İşte amel olan, hakikatin ameli tezahürüne İslam tekabül edecek. Yani inancın, bilginin, azalardaki tezahürü, eylemlerin, uzuvların ona göre eylemesi, İslam'ın şartları. Yani üçte ihsan. İhsan da e, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Bu da hakikatin kalpteki tezahürü değildir. Yani bir adamın inancı hakikat üzere ise o adam mümindir. Dolayısıyla diyebiliriz. İşte amel sahasındaki hakikat yansıması İslam olacak. Müslüman kimse dolayısıyla İslam'a göre eğleyen kimse yani hakikate göre eğiliyor demek olacak. İhsan da kişi ihsan üzere ise muhsinse muhsin muhsen farkını hatırlayın Allah kesremizi fetha yapsın gibi böyle nükteli ifadeler dualar vardır sufiler arasında. İhsan üzere olmak da kalp sahasında hakikat üzere olmak demek. İslam bu üç sahayı da kuşatmış yani hakikat dediğimiz bir şey var. Hakikat üç sahada tezahür ediyor. İslam da bu üç sahaya bir şeyler söylemiş. İman, İslam ve ihsan olarak. Ulema da bunun uzantısı olarak alimler, İslam alimleri bu üç sahaya özel ilimler telvin etmişler. Biraz işin gereği olarak zaten. Hakikatin tezahürü, hakikati korumak için, savunmak için. Ne olacak? Kelam, fıkıh ve tasavvuf diyeceğiz kısaca. Kelam, inanç sahasındaki hakikati anlatacak, savunacak, ispat edecek. Fıkıh, amel sahasındaki hakikati ya da hakikat olan ameli bize anlatacak. Nasıl hakiki eylememiz, amel etmemiz gerektiğini bize söyleyecek. Fıkıh sayesinde yani biz hakikat üzere eleyeceğiz. Üç de tasavvuf. Tasavvuf da kalpteki hakikat ele alacak. Kalbi kıvamın, kalbi halin hakikati nasıl olur? Ya da kalp kıvamında hakikat üzere nasıl olunur? Tasavvuftan öğreneceğiz bunu. Bize Cüneydi Bağdadi öğretecek mesela. Örnek veriyorum. Hakikat yani Müslümanlarda bu ilimlerle tezahür ediyor diyebiliriz. Kelam fıkıh ve tasavvuf. Zaten asleyn de deniyor. Usulü fıkıhla kelama deniyor. Daha çok kelamda usulü fıkıhla zaten kelamla fıkıh arasında bir ilim olarak düşünüyoruz kelam ve fıkıh zaten İslam ilimlerin en zemininde yer alan en temel ilimlerimiz. Bir inancı, hakikatin inanç sahasını deruhte ediyor. Fıkıh da hakikatin amel sahasını deruhte ediyor. Tasavvuf da nispeten ilim, tedvin edilmiş teknik bir disiplin sayılabilir ama bu hem teknik ted tedvini sonradan oluyor. Kelam ve fıkıh nispetle biraz daha geç oluyor. Artık tasavvufun hakikati e, teoriden ziyade yani biraz da ameli olduğu için, ameli boyutu daha fazla olduğu için tasavvuf, yani teorik olarak tasavvuf alim olmak mesela çok şey değil. Hakiki manada bu tasavvuf bunları demiyoruz, bu zatları demiyoruz. Bunlar da olabilir. Ama tasavvuf asıl olarak yaşanan, amel edilen bir hakikat yani kalp sahası öyle. Dolayısıyla özetle hakikat Müslümanlar da bu ilimlerle, bu üç ilimle tezahür ediyor. Şimdi Ehl-i Sünnet'e bakalım. Ehl-i Sünnet neymiş peki? ehl Sünnet dediğimiz bu kavram, bu çatının altı, bu kavramın altına topladığımız şeyler de bu üç alanda ulemanın kelam, fıkıh ve tasavvuf alanında koyduğu esaslar ve birikimin bütünü diyebiliriz. Kelam, fıkıh ve tasavvuf alanında doğru sahih delillerle ortaya konmuş esasların birikimin bütünün toplamına biz el üstüne diyoruz. Bütünü ve toplamı olması önemli. Yani kelam fıkı ve tasavvuftan birisinin imhal, ed ihmal edilmemesi demek. Yani bir kişi işte kelamda ve fıkıhta doğru yol üzere diyelim ama tasavvufta e, ihsan üzere değil ya da birazdan anlatacağım tasavvufu biraz ihmal etmiş diyelim. Yani bu kimsenin Yakın, kısa vadede belki çok problem olmaz ama uzun vadede akıbetinden endişe ederiz mesela tasavvuftan hiçbir paydı, payı yoksa bu kimsenin ya da aksi görüşleri varsa. Keza işte kişi kelamla tasavvufu biliyor, kelamla tasavvuf okumuş bayağı ameli olarak tasavvuf yapıyor ama fıkıhtan hiçbir bilgisi yok. Fıkıhtan tamamen uzak ya da mukallis seviyesinde çok düşük seviyede. Bu kimse de mesela ideal manada bir Müslüman hakikat, Müslüman temsilcisi, Müslüman profili değil ve ameli olarak da ciddi problemlere gebe uzun vadede te, bazı daha büyük tehlikeler de olabilir yani fıkıhtan kopuk bir şekilde yaşamak. Keza fıkıhla tasavvuf diyelim kişi bunlara sahip. Fıkıh üzere eğiliyor, tasavvufa riayet ediyor ama kelam bilgisi yok. Ya akaid bilgisi iletilmiş ya kelamla direkt muhalif belki bu da olabilir ya da mukallit diyelim. Bu kimsenin de özellikle günümüzde düşünün inanç sahasında ileride problem yaşamaması, te, te, belirli şüphelere, tereddütlere düşmemesi işten bile değil. Kelamına çünkü kelamın fonksiyonlarını konuşacağız birazdan. Kelamın o savunma görevi olmadığı için bu kişi de şüpheye düşmesi işten bile dile, Düşüncede, inançta şüphe düşünce bu ameline de yansıyacaktır haliyle. Kalbine de yansıyacaktır. Yani birisi olmayınca diğer ikisinin dayanması da zaten çok muhtemel değil bu üçünün. Üçünün üç, üçü arasında böyle bir ilişki var yani. Ee, Bunlardan birinin ya yani Eylül bu üçünün bütünü olduğunu unutmayalım. Bunlardan birisinin ihmal edilmeyecek. İhmal edilmesi durumunda Eylül Sünnet'ten bir nebze ayrılması söz konusu olacak. Bunu konuşacağız yani. Peki Eylül Sünnet kim? Kim bunlar? Eylül Sünnet, El Sünnet baya bir pelesenk oluyor dilimizde. Buna kabaca Eşeriler ve Maturidiler diyebiliriz. Adı Eşeri ve Maturidi olmasa bile ismine ben Eşeri'yim ve Maturidi'yim demesi hiç önemli değil, şart değil. Mesela bazı genelde hadis alimleri olabiliyor günümüzde de var benim bildiğim de var. Tarihte de birçok zaten meşhur hadis alimlerimiz de böyle. E, kelama, kelam ilimine, kelamcılara bir nebze belirli sebeplerle ayrı bir konu. Mesafeli yaklaşan, ön yargılı yaklaşan, belki hatta muhalif duran, zahiri muhalif sözler olan, sözler sahip olan bazı alimler olabilir. Hiç önemli değil. Esaslarda adına eşari yahut maturi densin yahut denmesin yani. İnanç esaslarında ve ilmi kaidelerde, kelam kaidelerinde eşari ve maturi dillere muhalefet etmiyorsa bir kimse, akaide muhalefet etmiyorsa, böyle bir akaide sahipse o kimse ehli sünnettir akaid açısından. Velev ki ben eşari maturi değilim desin. Hatta tam tersi de olur. Ben eşari maturi diye muhalefetim desin. Hatta şöyle düşünün. Eşer, tam tersini düşünün. Yani kendisine ben eşariyim ya da maturi değilim dediği halde fil hakika esaslarda inanç esaslarında bu mezheplerin görüşlerine esaslarına muhalefet ediyorsa bu kimse yine Sünnet sayılmayacak. Yani mesele isimlendirme değil. Lafızlarda takılmamaya çalışalım. Adam ben eş, eşariyim Diyorsa ama eşari aslında muhalefet ediyorsa ve maturidi esaslarına eylül sayılmaz o. Keza tam tersi ben eşarilerin düşmanıyım diyor bile olabilir mesela. Ama sorduğumuz zaman inanç esaslarını tek tek böyle iki üç tane soru soralım mesela. Verdiği cevaplar el, eşari maturidi esaslara muvafıksa velev ki ben kelam düşmanıyım desin. Bu adam akaid sahasında en azından eylül sünnet Yani akaid sahasındaki el sünnetin ölçüsünün kelam eşari ve maturidi üzere olmak olduğunu söyleyebiliriz. Yani velev ki kendisini böyle isimlendirmesin. Peki şu önemli olacak burada. Ehl-i Sünnet üzeri olmak, işte hakikat üzeri olmaksa, kelam, fıkıh ve tasavvuf üzeri olmaksa yani bir bütün olarak. Dolayısıyla bizim Ehl-i Sünnet olanla olmayanı ayırmamız önemli bir sorun ve soru haline gelecek. Yani bu üç alanda kelam, fıkıh ve tasavvufta hakla batılı ayırmak, inançları, amelleri ve ahlakları yani genel olarak dahi olsa detaylarda belki ihlal olabilir. Genel olarak da olsa istikamet üzere olanla olmayan ayırmak önemli bir soru haline gelecek. Bunu yapmak önemli hale gelecek. İşte biz de bunu bunun için belli bazı işaretler var. Bazı ipuçları, böyle püf noktalar var. Yani kişinin kelam fıkıh ve tasavvufta hak üzere olduğu, doğru yol üzere olduğu nasıl anlaşılır gibi böyle pratik sorular, ölçüler diyebileceğimiz bazı durumlar var. Mesela işte akaitte dediğim gibi eşari ve maturidi esaslar üzere olmak yahut onlara tabi olmak. Velev ki adına desin Şeridesin ya demesin fark etmez. Mantırı fark etmez. Fıkıhta bunların bir bütün olması gerektiğini unutmayın. Bakın vurguluyorum tekrar. Fıkıhta mezahibi erbaayı takip etmek mesela. Yani normalde bu işte neden dörde inmiş tartışmasına girmiyorum. Aslında dört olması şart değil. Beş altı yerde olabilir de. Biraz fıkhın gelişimi şu an yani elimizde kalan e, fıkıh birikimi ve gelişim açısından mezahibi erba ölçü olarak sayılıyor. Mesela bugün işte beşinci bir mezhebi takip ettiğini söyleyen bir kimsenin Muhtemelen asıllarında usulü fıkı ve kelame döne, kelama dönen, kelama asıllarında problemler olması gayet muhtemel. Konuşabiliriz bunlar belki de şey gelir, konusu gelirse. İşte akaidde eşari maturidi üzeri olmak, fıkıhta mezahi berba üzeri olmak, tasavvufta da Cüneyd'in tariki dediğimiz, Cüneyd-i Bağdadi'ye nispetle böyle bir ifade artık e, alem haline gelmiş neredeyse, böyle müteşerri şeriat üzere olan sünni tasavvufu kastediyoruz. Yani mistik öğretiler, işte belirli, işte böyle bazı şeyler, seremoniler göstermek ya da işte çeşitli formlara girmek tarzı değil. Bu kadar genelden bahsetmiyoruz. Hatta adına tasavvuf dediği halde başka şeyler yapan, başka ameller yapanlar değil. Şeylerin, Şiilerin, Şia'nın kendi uygulamalarını falan hatırlayın. Sünni tasavvuf, müteşerri tasavvuf da şu demek. Yani eşari maturidi akaidine ve mezahib erbayı muhalefet etmeyen, muhalif olmayan tasavvufu kastediyoruz. Tamam yani tasavvuf adı altında yapılan işlemler mesela mezahib uymuyorsa o bizim müteşerri tasavvufumuz olmayacak. Dolayısıyla 50 sünnetin en azından tasavvuf kanadından hasar vermiş olacağız yani. Peki bu derste ne yapacağız? Toparlıyorum. Hakikatin biz 3 üç rükün dedik. Akayt, fıkıh, e, tasavvuf. Biz bu derste inşallah hakikatin akayt rükünü öğreneceğiz. Delillerini sadece öğrenmekle kalmayacağız. Delillerini göreceğiz. belli istedilerleri, argümantasyonları göreceğiz. Diğer iki rükünü de dolayısıyla buna bina etmiş olacağız. Yani biz inançta... İspatladığımız zaman delillerle kalbimizi bilgi delil üzere ve bilgi üzere kıldığımız zaman zihnimizi, inancımızı e, ameli ve kalbi sahayda bunun üzerine sonradan bina ederiz. İkinci, üçüncü derslerin konusu olur belki. Bu dersin ama hakikaten akaid bölümünü ele almaya çalışacağız gibi düşünün. Bu seviyenin el verdiğince. Akaide bakalım şimdi. Akaid, işte akide kelimesi, Arapça kökenli bir kelime. Akade bu kökten geliyor. Bağlamak demek aslında böyle düğüm atmak gibi normal sıkıca bir bağlamak hatta böyle rastgele bağlamak da gevşek bağlamak da değil. Kalbi bağlamak olarak düşünün. Zihni böyle bir yere bağlamak, intisap etmeye benziyor yani. İnsanın e, amelinin mükellef kulun amelinin salih ve kabul olması için imanın akaidin akideni yani şart olduğunu biliyoruz. Her şeyin başı akaittir. Yani her eylememiz belli düşüncelere mebni. Bakın bunu unutmayın. Yani düşünce tarafından öncelenmeyen bir eylemimiz yok farkında olalım yahut olmayalım. Olumlu yahut olumsuz. Genel yahut çok dar. Belli düşünceler bizi eyler. Düşünce yoksa eylemek pek mümkün değil. O eyleme götürecek bir dürtüye, bir motivasyona falan ihtiyaç olacak çünkü. E senin inancın yanlışsa, inancımız yanlışsa amellerimiz de haliyle yanlış olacak demek. Keza kalp sahası. İnanç sahasında bir problem varsa kalp sahasının da çok sağlam olması mümkün değil. Yani akaidin 3 sahasaydık ki akaidin diğer iki sahanın zemininde olduğunu hissetmemiz gerekiyor. Tamam Buradan kelam ilminin diğer ilimlerin zemininde olduğuna geçiş yapacağız. Bu yüzden en şerefli, en üstün ilim, en faziletli ilimdir vesaire diyeceğiz. Yani her şeyin başı akaid, kelam ilmi de akaidin birazdan anlatacağım akaidle arasındaki ilişki. Akide peki nereden öğrenilir? Bu hakik hakikatin inanç bilgiye olan yansımasını nereden öğreneceğiz? Nerede bu hakikat? Akaid metinlerinden öğreneceğiz gayet basit bir şekilde. Buna akaid ilmi de diyebiliriz. Teknik manada ilim disiplin denir mi denmez mi tartışması ayrı bir şey. Ama akait metinleri, bugün elimizdeki metinler inanç esasları yani. inanç esaslarını açıklıyor bize. Bu esaslar e, yani şeyden değil, evrensel insan hakları falan filan değil. inanç esasları, akait esasları doğrudan Kur'an ve sünnetten alınıyor. Yani akıldan yahut toplumun işte maslahatı bina inşa ettiği belli yargılar, hükümler filan değil. İslam akaidinden, inanç akaidinden bahsediyorsak bunları bize sadece Kur'an ve sünnet verecek inanç bağlamında kayıt bağlamında hakikati. Yani peki kelam ne yapıyor? Kelama geliyorum. Ee, üç şey yapacak aslında. Kelamın fonksiyonu açısından bunlar çok önemli. Bugün e, gafil kaldığımız, gözden kaçırdığımız böyle ince delil tartışmalarında gözden kaçırılan noktalar bunlar. Üç şey yapıyor aslında kelam. Akaidi beyan ediyor, anlatıyor yani. Akaidi, Bakın sen şuna inanman lazım. Buna inanman lazım. Hakikat buna inanmaktır diyor. İkinci olarak akaidi nakli akli nakli delillerle ispat ediyor beyan etmekle kalmıyor yani. işte Allah vardır diyecek mesela Tanrı vardır ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberdir, hak nebidir, sözleri doğrudur, mucize sahibidir. Bu akaid kelimenin bunu ispat ediyor. Neden haktır, neden sözleri doğrudur? Bunu anlatacak kelimenin önünde. Üç de karşı şüphe ve itirazları def, defetmek etmek. Yani üç fonksiyon kısaca akaidi beyan, ispat ve müdafaa diyebiliriz. Kelam böyle akaidin müştemilatı, onu destekleyip korumak, açıklamak üzere kurulmuş, terim edilmiş bir ilim. Dedim ya hakikatin üç sahada yansıması var. Akaid sahasındaki yansımasını alimler akaid ilmi ve kelam ilmiyle biz Müslüman oluruz, yeni insanlar Müslüman olur ve Müslüman kalabiliriz şeklinde. Kelam ilmini bu yüzden terim etmişler. O kelam tarihini hatırlayın. Kendi aralarında haricilerle vesaire çıkan tartışmalar biraz fitil ateşliyor. Artı başka kültürlerle, inançlarla karşılaşmalar falan Müslüman inancı akaidi, İslam akaidini korumak anlatmak ve savunmak, ispat etmek. Bu üç işlemi yerine getirecek bir ilim ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla kelam ilmi telvin ediliyor yani. Şu felsefeden farkına dikkat edin. Burası çok önemli. Asıl karıştırılan yani zaten müteahhir kelamda da oldukça tartışılmış bir kelime şey, konu. Şerh-i vakıflarda falan e, felsefe ile kelamın tam olarak farklılaştığını aslında farklılaşıyorlar mı? Bunu soruyorlar. Farklılaşıyorlarsa ne açıdan farklılaşıyorlar? Konusu açısından mı, amacı açısından vesaire diye. Biz de inşallah devam edersek üst sevelerde değiniriz belki nispeten buna. Felsefeden farkına değmemiz gerekiyor. Bunu bir nebze, seviye ölçüsünde farkında olmamız gerekiyor. Çünkü kelamı felsefeden ayırmadığı için ya da ayıramadığı için bilerek ya da bilmeyerek kelamı da hor gören maalesef halis, saf ve masum, iyi niyetli Müslümanlar var. Biliyorum ben şahsen de biliyorum. Tam tersini yapıp kelam felsefeden ayırmayıp kelama düşmanlık yapanlar da var. Yani kelamı kötü bir ilim olarak görüyor. Direkt hatta bizi İslam'dan soğutan, insanın kafasına şüpheler sokan İslam ilimler olmasını kabul etmesine rağmen bu tarz fikirler, düşünceler akla gelebilir. Kelamla felsefeyi ayırmamız gerekiyor bu yüzden. Farkını bilmediğimiz için genelde oluşuyor böyle hisler, düşünceler. Felsefeden farkımız şu, felsefenin tarifinde genelde bu çağdaş felsefedeki işte belli akımların, kuramların tariflerini değil, en genel felsefenin tanımı hakikat araştırması gibi düşünebiliriz. El-Bahthu anil-Hakka'yı bir kadri taqatil beşeriye gibi tanımlar var. Yani beşer taqati ölçüsünde elin, insanın elinden geldiğince şeylerin, eşyanın hakikatini araştırmasıdır, bilmeye çalışmasıdır. Hatta tevazul davranırlar, araştırmadır, bilmeye çalışmaktır, bilmek değildir yani, araştırmaktır. Biz kelamda bu felsefenin işlemi, biz kelamda hakikat aramıyoruz dediğim gibi. Biz zaten iman üzere olduğumuz için hakikatin gayet sahibiyiz. Biz kelamda bilip inandığımız hakikati açıklayıp, ispat edip savunuyoruz. Tamam arada çok temel bir fark var. Yani birisi hakikati arıyor, hakikat hatta hakikat aramayı bir şeref olarak sayıyor. Ayrı bir konu felsefecilerin bu söylemleri, ifadeleri. Biz kelamda hakikat aramıyoruz. Mutlak olarak bizim hakikat arayışımız yok. ilk dersin, ilk cümlelerin dediğim gibi. Biz bilip inandığımız bir hakikat var ortada. Hakikatin üç yansıması var filan dedik. Biz bu hakikati anlatmaya, ispat etmeye ve savunmaya çalışıyoruz. Açıklıyoruz yani. Bu insan mesela şey yapabilir. Eşyanın, şeylerin hakikatini araştırabilir. Bu şey değil. Yani mübah bir işlem olur. Bilimsel bir faaliyetten farksız bir şey olur yani. Bu yerine göre işte mübah olur. Mendup olur, makbul olur. Belki vacip olur mu emin değilim. Yani mekruh olduğu yerler falan bile olabilir yani. Ama sıradan bir amel. Eşyanın hakikatini araştırmak. Bu nerede? Kelam ilminin farzı kifayi olması nerede bakın. Fıkıh açısından düşünün. Her mükellefin her fiiline bir şer'i yüküm taluk ediyorsa bizim kelam okumamızda, tahsis etmemizde, felsefe tahsis etmemizde bir amel. Değil mi? Burada toplandık bir buçuk saat boyunca ders yapacağız. işte 10 ders yapacaksak 15-20 saat toplam ders vereceğiz demek ki. Bu bir amel. Vakit enerji harcıyoruz. Buna Şahri'nin buna da bir hükmü var. Bu emele, bu amele de bir hüküm talep ediyor işte bunun farzı kifaye olduğunu söylüyor. Söylüyor, biliyoruz. Hatta bizim genel kültür, entelektüel seviyemizdeki kişiler için belli seviyede farzı aynı bile olabilir. Muhtemelen öyledir de zaten. Yani lisans, lisansüstü seviyede okuyup yazan, araştıran kimselerin, belli ortamlara giren kimselerin birinci seviye kelam okuması farz-ı aynı olabilir çok ciddi seviyede. Fakih değilim, farz-ı bir diye hüküm fetva vermiyorum ama muhtemelen farz-ı aynıdır. Belli inanç, akaid esasla belli delillerle temellendirmen yani. Bu nerede? Fıkhın farz-ı kifa ya da farz-ı ayn dediği bir amel, eylem, kelam tahsis etmek nerede? Felsefe olan mübah bir eylem olan hakikat araştırması nerede? Tamam yani ben e, hatırlıyorum ilk okumaya İslam bilimine ilk başladığım zaman böyle biraz şeyle cahil cesaretiyle böyle ben kelamcı olacağım işte kelam ilmiye çok seviyorum falan diyordum böyle hevesli hevesli. Bir iki tane doğrudan şahsen tanıdım ya da tanımadım işte sen felsefeci olacaksın felsefeden bir farkınız yok sizin işte Allah yol doğru yola iletsin böyle şakayla karışık, Allah saptırmasın kardeşim Allah doğru yola iletsin gibi ifadeler var. Çok önemli değil bu. Mesele A şahsı B şahsının yanlışını düzeltmek falan değil. Biz bilelim doğrusunu kendi zihnimizde kelamla felsefe ayrılsın. Yaptığımız için kıymeti çünkü ona göre şey olacak. Kıymet harbiyesi ona göre değer kazanacak. Yani felsefe için 10 saat harcamayalım. Yani caiz olmayabilir şu an felsefe için 10 saat harcamamız. Belli kelami birikimimiz yoksa. Tamam felsefe tahsilinin e, hükmü ayrı bir bahsi diğer ayrı bir konu kişinin kelami birikimine seviyede değil falan değil. Ciddi soru işareti. Hiç net değil. Yani Hasbel Beşer felsefeyle işte okuyorum, duyuyorum vesaire hiç net değil. Kelamı birikim yoksa mesela bir kişinin birinci seviye okumamış mesela diyelim. Yani doğru düzgün 10 ders, 15 meclis bile olsa kelam almamış ama işte kıta felsefesinden iki tane kitap okumuş. Mesela felsefe tarihinden 3 tane kitap devirmiş çok kitap okuduğu için. Mesela bu kimsenin yaptığı mekruh olabilir. Belki haramından falan bile konuşabiliriz. Önemli değil. Toparlayayım konuyu. Felsefenin kelam ayrışmasına dikkat edelim. Kelam hakait, hakikat araştırması değil öyle somut bilimsel bir faaliyet değil. Biz bildiğimiz ha hakikati, inanç alanındaki hakikati e, beyan ediyoruz, ispat ediyoruz, müdafaa ediyoruz. Felsefe hakikat araştırması kelamın mukabilinde. Kelam, kelama derinleşelim yaklaşayım, kelam kelamı tanıyalım biraz yakında. İspat ve müdafaa yaparken, bu akidenin ispat ve müdafasını yaparken düşüncenin dünyasına girecek haliyle. Hükümleri duyup nakletmekten ibaret değil yani bizim kelam ilmimiz. Biz okurken işte şeyh derdir, böyle dedi. işte Said Fude Hoca böyle dedi. O yüzden biz bunu diyoruz falan değil. Biz hadis meclisi değil burası. Kelam ilmi sema meclisi değil. Fıkıh rivayeti nakletmek gibi bir şey de değil. Doğrudan yapısı gereği, işlevi gereği düşüncenin dünyasına girip düşüneceğiz yani. Akılla ayrıntılara dalacağız. Soyut zeminde konuşacağız. Bunu birinin seviyenin el ölçüde yapacağız tabii gözler korkmasın. Birinin seviyede soyut zeminlerde dolaşacağız. Müslümanlara yani şu demek kelam ilmi soyut zeminde uğraşıyorsa, çalışıyorsa, çalışma sahası akli delillerse, düşünce, düşünce ise Müslüman olarak biz kelam ilmi sayesinde kendimize bir düşünce dünyamız var demek. Böyle belli bir bilgi, varlık, insan telakkimiz olacak. Var Biz onun birinci seviyesini alacağız inşallah. Bilgi ve varlık telakkisi konuşacağız yani burada. Birinci seviye kelam dersi bittiği zaman bizim birinci seviyenin ölçüsünde bir bilgi anlayışımız olacak. İnşallah bu derslerin sonucunda böyle bir şey ortaya çıkacak. Bir varlığa bakışımız da değişecek yani bir bize çok öyle birinin seviyede çok 180 derece değişimler olmaz belki ama düşüncenin dünyasına gireceğimiz önemli. Tamam amel olarak bir rivayet falan nakli yapmayacağız. Yani burada kelam metinlerinde yapısı gereği yine ispat olacak, istilal olacak, argümanlar göreceğiz, e, akli tartışmalar, düşünceler var. Akaidde bunlar yok. Mesela kelamla kayıt farkı sadece. Akaidde A hükmü, B hükmü, C hükmü diye sıralayacak, sıralıyor normalde bize. Kelamda bunları tartışıyor, düşünüyor, karşı delil getiriliyor, ispat etmeye çalışıyor vesaire. Kelam fırkaları var. Hak kelam fırkaları, batıl kelam fırkaları, işte Zeydiye, Mücessime, Mu'tezile, Şia'nın çok büyük Şii kelamcılar var. Bunların hepsi İslam dairesi içerisinde. Hak kelam olsun, batıl kelam olsun fark etmez. Bunlar kelamcı. Yani felsefeden farklılar bunlar. Bir Mu'tezili, bir kelamcı. İşte ee, işte bir müces, mücessime bir kelam. İşte İbn-i Teymiye falan mesela da Mu'tezile'den işte Zemahşeri ya da Zemahşeri'de oradan kelam sayılmasın. İşte Ebu Hüseyin el-Bastri mesela ya da Zeydiye'den Zeydiye'nin hala berhayat kelamcılar olduğunu biliyoruz. Yaz, canlı telifatı olan kelamcıları var Zeydiye'nin. İbn-i Teymiye mesela mücessimenin kelam, büyük bir kelamcıdır İbn-i Teymiye doğrusuyla da yanlışıyla. Mücessimenin tecsimin yani teorisyenlerinden birisi hatta ihya eden ve müteahhir denen teorisyenlerinden birisi sayılabilir belki de. En büyük teorisyeni belki de. Ama kelamcı. Felsefeci değil bakın. Bunlar yanlışıyla, doğrusuyla, doğrusuyla kelam yapıyor. İslam dairesi içerisinde felsefeden farklı bir eylem yapıyorlar. Biz ne yapacağız bu derste? Biz el kelamını öğreneceğiz. Eşari ve maturidi kelamını yani birinin seviyede bu ikisi arasında çok fark olmadığını söyleyeceğiz. El kelamını öğrenmeye çalışacağız. Kelamda e, şunu değineyim. Akli tartışma var. İşte akıllı ayrıntılara gireceğiz dedik. Akli tartışma var ama akıl kelimesini aldanmayalım. Akıl kelimesi çok kirli bir kelime özellikle bugün işte bu iletişim kanallarının yaygınlanması iyice gün geçtikçe hani kirliliği artan bir kelime. Biz işte İslam'da akıl mı nakli alınır, merkez, e, nakil mi merkez alınır ya da işte akıl mı önemlidir, nakil mi daha önemlidir gibi ifadelere dikkat etmek gerekiyor. Bu derslerden sonra inşallah biraz daha basit, biraz daha farkında olarak bu cümlelerde ne kastedildiği anlamaya başlayacağız. Akıl, şöyle düşünün, Hazreti Ali'ye nispet edilen sözler de var. Akıl genelde kabaca iki farklı akıldan bahsedilebilir. Bir saf akıl, ya da fıtri akıl diyebileceğimiz bir akıl var. Bu insanın insan olması hasebiyle sahip olduğu, Allah'ın ona verdiği bir nimet, bir bahş, bahşettiği bir alet, yani düşünme aleti. Bir de buna mukabil, akıl diyerek kastedilen şeylerden birisi de biz zihniyet manasında da akıl kullanılıyor. Buna müktesap akıl falan diyorlar, fıtri akıl, müktesap akıl ya da saf akıl e, zihniyette de denebilir. Yani belli düşüncelerin, alışkanlıkların, ideolojilerin içini doldurduğu, hiç de safi yani doğuştan gelmeyen, düşüncelerini oluşturduğu akıl işte aydınlanma aklı mesela ya da şu an işte kıta felsefesi aklı gibi ya da Kant aklı gibi bu ifadelerdeki akılla bizim akli dediğimiz işte kelamda akli tartışıyoruz dediğimiz akıl aynı değil biz kelamda akli tartışma yapıyoruz akli deliller getiriyoruz derken saf aklı fıtri aklı kastediyoruz yani hiçbir ideolojiyle bulanmamış gayet olabildiğince imkan ölçüsü safiyane kalmış doğuştan gelen o halis akıllı kastediyoruz. Bunun üzerinden istedilerler, deliller falan getireceğiz. Buna mukabil zihniyeti kastederek akıl yapıyoruz falan değil. Aklın bu iki farklı kullanımı dikkat edin bakın. O birçok sosyal medyada olsun, başka yerlerde olsun söyleyenler, ifadelerdeki birçok muhalatıyı falan böyle görebilirsiniz. Yani akıl diyor, kastettiği şey belli bir kesimin, belli bir zamanın hatta ideolojisi. Akıl bunu söyler işte aklen bu gerekir falan diyor ama halbuki öyle değil. Belli bir cemaatin, belli bir çevirin ideolojisini falan kastediyor. Yani hiç de aklın öyle bir şey gerektirmediğini falan söyleyeceğiz belki de cevabı. Tamam aklın böyle kabaca iki manaya ayırabilirsiniz. İki manaya aslında dikkat edelim ayrımlarının kullanımına. Burada saf akıl, biz fıtri akıldan bahsedeceğiz, saf akıldan bahsedeceğiz deyince aklın önemini vurgulamış da oluyoruz aslında. Biz aklın önem, aklı önemsiz gören, aklı küçümseyen kimseler değiliz Müslümanlar olarak. Kur'an-ı Kerim'deki akletmez misiniz vurguları bir yana efela taakilun, Fela yahfilun gibi ifadeler artı İslam alimlerinin de kelamcıların da işte İmam Gazali'nin mesela Esma-i Şahin'in başını açın orada bir keşifle akıl kıyaslaması yapar. Orada bir akıl vurgusu vardır. Aklı yani tazim ediyor, yüceltiyor. Bizim akla ihtiyacımız var. Akıldan ayrılamayız diye. Keza şey Mustafa Sabri Efendi'nin aklını açın. Mesela ismi de zaten aklım durar gibi. Bizim Müslümanlar olarak bu hale gelmemizin sebebi aklı terk etmemiz diyor Hazret. Yani şu bugün mesela bu ifadeden bunu söyleyen birçok kişi var. Biliyoruz, duyuyoruz sağda solda. Belki biz de söylerizlerdi ama bunu kastedilmiyor. sizi belli zihniyetler falan kastederek bu söylüyor. Ama saf akıl, fıtri akıl kastedilerek böyle sözler bizim alimlerimiz söylüyor. İslam'ın da doğa, dolayısıyla fıtri aklı, saf aklı, halis aklı küçümsediği yok. Bilakis tam tersine önem veriyor. Hatta mukallidin imanı geçersiz olduğunu söyleyenler var. fakihlerde. Mukallidin en iyi ihtimalle Cumhur'un görüşü günahkar olacağı. Yani aklını kullan, aklını kullanmadan, hiçbir delile dayanmadan, icmali dahi olsa sadece taklit üzere iman eden kimse, aklını böyle kafasından çıkartıp kenara koyan kimse, yani günahkar sayılmış bizde. Mükellefe vacip olan ilk şey nedir? Düşünmektir, nazardır. Evvelü vacibin adel mükellefe nazar diye fıkıh kitaplarında falan bile geçiyor. Kelamcılar, aynı zamanda fakir olan kelamcılar söylüyor bunu. Düşünmek, akıl kullanmak fıkhen emredilen bir şey. Bırakın küçümsenmesini, Müslümanlar işte aklı küçümsüyor ya da kelamcılar olarak biz aklı küçümsüyoruz. nakli önem veriyoruz. İşte nakille karşılaşınca aklı bırakıyoruz. Akla muhalif olsa da nakli takip gibi Bunların bu söylemlerin çok boş olduğunu, en azından bir şey ifade etmediğini, o kadar genel o kadar geneller. Genel ki bunun hiçbir şey ifade etmiyorlar neredeyse. Bu derslerden sonra biraz havada kalıyor olabilir bildiklerim. İnşallah bu derslerden sonra daha iyi anlaşılacak. Böyle altı temellenecek. İşte Mutezileler çok akılcı. Bu nispeten akılcı. İşte eşariler daha çok nakilci, Maturidiler ortada duruyor mesela. Yani hiçbir ifade etmemeye başlayacak bu ifadeler. O kadar genel ki doğru olabilir belki detaylarında. Ama o kadar genel ki bu ifadeler bir şey söylememeye başlayacak. Aklın önemini unutmayalım yani. Akıl bir de küçümsenen bir şey değil. Alimler de gayet aklın önemini biliyor. Şeyler müstesna aklı küçümseyen bazı zemmettiğimiz bizim mezmum görülen yani selefiler bazı müstesna bugün vahhabi dediğimiz kimselerden gerçekten de vele ki akla muhalif olsun işte akla anlaşılmaz olsun çelişkili olsun ama nakilde o diyorsa biz onu kabul ederiz diyen yani bu tarz müptezel bir usulü fıkıhla e, düşünen naslara böyle yaklaşan kimseler var bunlar müstesna bunlar konu bunlar zaten e, kendileri dönüşecek zaten zamanla dönüşmeler işten belirir ama usulü fıkıh fıkıh kelam ölçüsünde akla, saf akla, zihniyete müktesep akla değil, belli zihniyetlere değil. Saf akla, fıtri akla oldukça önem veriyoruz. Kelam olarak İslam olarak Müslüman, İslam önem veriyor yani. Peki, bilgiye geri döneyim. Bilgiye ulaşmanın kaynaklarından bahsedeyim kısaca. Bilgi, inanç, bilgi sahasını konu eden akaidin, delillerini konu eden kelamı işleyeceksek, okuyacaksak bilgiye ulaşma üç kaynak sayılmış. Bilgiye ulaşmanın kaynakları ya da bilgiye ulaşmanın yolları gibi yani. Delilleri de olabilir. Bir akıl, işte bu fıtri akıl, saf akıl dediğimiz akıl. İki, duyu diyebiliriz. Duyuların verdiği bilgiler doğru bilgilerdir. Yani mesela işte şu an önümde bilgisayar var. Ben bunu görüyorum. Görme organıyla, göz organıyla aldığım, gözle aldığım bilgi doğru bir bilgi mesela. Bilgi bu. İşte aklen ulaştığım işte bir şey e, parçasından büyüktür mesela. Ya da bir şey aynı anda iki yerde olamaz. Ya da AA'dır gibi. Bunlar aklen saf akıl, fıtri akılla ulaştığım bilgiler. Doğru bilgiler. Artı üçüncü olarak bu Müslüman lara has, Müslüman medeniyetine, Müslüman düşünceye has bir kaynak. Haber ve nakil diyeceğiz. Bunu işte bütün kelam kitaplarının detaylarını tartışıyoruz. Sherlock Hayd'in girişinde böyle derin ha şeylere kadar girilen okumalar yapıyorsanız e, tartışılıyor bunların detayları, alternatifleri vesaire. Haber ve nakil var bizde. Diğer birçok medeniyetten ve düşünceden ayrılan bir bilgi kaynağı olarak bakın. Bu çok oldukça bir avantaj. Dikkat edin buna. Sadece duyu ve akıl değil bizim bilgi kaynağımız. Sizin üçüncü bir bilgi kaynağınız var haber ve nakil dediğimiz biz akılla saf akılla belli bir noktaya geleceğiz. Mucizenin ispatına kadar mesela mucizeyi ispatlayacağız. Nebi'nin doğru söz doğru söylediğini, işte sıdık üzere olduğunu ispatlayacağız akılla. Ondan sonra biz ikinci bir kapı açılacak bilgi ve haber olarak, haber ve nakil olarak. Ya yani ikinci bir bilgi kanalı açılıyor gibi bir şey. Ondan sonra nebi'nin söylediği her şey, ondan gelen haberler ve nakiller bizde bilgi oluşturacak. Yani bugün işte efendimiz mesela cennetin var olduğunu söylemiş diyelim yani ben akılla bilmiyorum aklına ulaştığım bir bilgi Sadece Efendimiz'den aldım. Tek kaynağı Efendimiz'in söylemiş olması. Cennetin var olduğu bilgisi bende şu an önümde bilgisayarın var olduğu bilgisiyle eş değer mesela. Bilgi olması açısından hiçbir fark yok bu ikisinin. Kesinlik olarak. Yani ben adım gibi önümde bilgisayarın olduğunu bildiğim gibi biliyorum ya. Yani. Şu an cennetin var olduğunu. Oraya gideceğimizi falan. Yani akılla farkı anlamanız için söylüyorum. Akılla belli bir noktaya kadar geliyoruz. Oradan nübüvveti ispatlıyoruz. Sonra biz ikili bir kapı açılıyor gibi düşün. Aklı bırakıyor değiliz. O manada değil akli yolculuk bilgi araştırması devam edebilir. İkinci bir kapalı açılıyor. Haber ve nakil bana bilgi vermeye başlıyor. Yani düşünce olarak işte medeniyet olarak bu açıdan avantajımız olduğu söylenebilir. Benim peygamberi peygamber olmayan, hak peygamber olmayan medeniyetlerde düşünce ekollerinde olmayan bir bilgi kaynağım var bakın. Yani bilgi kaynağınız ne kadar çoksa o kadar çok bilginiz vardır gibi kabaca böyle bir kıyaslama yapın. Benim üçüncü bir bilgi kaynağım var. Bu başka kimse de yok. Başka kimsenin sadık peygamberi yok çünkü haber ve nakil kaynağı Müslümanlar has o hadis ilmi, hadis usul ilmi falan oldukça Müslümanlar has orijinal ilimler. Orijinal bir ilim. O rical metodu, hadis metodu, rivayet metodu vesaire. Tamam. Şimdi Kelam'a geleyim. Kelamı biraz tanıyalım. Şöyle e, mebadi aşere dediğimiz 10 tane usus, husus var. Bunu e, Sabban dediğimiz Muhammed bin Sabban sanırım müteahhir dönemin alimlerinden genelde Arap dili ve belagatı üzerine yazmış bir alim. Üç beytte özetlemiş 10 tane husus husus sayıyor yani konusu amacı gayesi şeklinde amaç şu 10 tane husus vermiş, vermişler alimler düşünürler e, belli ilme yeni bilme başlamadan önce bu 10 tane husus talebe bilsin ki o ilme başlayacak kimse bilsin ki hem şevki artsın tam olarak neye başladığının farkında olsun artı o ilmin faydalarını, semerelerini gördüğü için şevkatlansın, basiret üzere başlasın, bir farkındalık oluşsun. Ben tam olarak neye başlıyorum? Yani kabaca işte kelam dendi, düşünme falan filan dendi işte bu icmallikten kurtulsun, biraz daha detaylansın. Artı yanlış bilgi, yanlış yerde aramasın. Tam olarak ne uğraştığı, başladığı ilmin neyi konu edindiğini bilirse doğru bilginin aradığı bilginin burada olmadığını da bilir. Mesela tıp ilmini işte konu mesela bunlardan bir tanesi. tıp ilminin konusunu ne mesela işte insan bedeni diyelim. İnsan bedeninin sıhhati ve sağlığı açısından tıp insan bedenini konu ediyor. Ben tıp biliminin konusunu bilince bu şekilde şimdi cisimlerle alakalı bir konu bilgi meseleyi arıyorsam tıpta aramayacağım mesela. Bunu biliyorum. Çok kabaca, temel, çok basit örnekler biliyorum. İşte fiziğin konusu cisim mesela. Böyle diyorlar. Şimdi bunun 10 tane var ve 10 tane maddeyi işte inne mebadi kulli aşara el vel mesela. Böyle 3 beyt 10 tane sayılıyor. Bir tane takla bakabilirim. Şu an yazardım da vakit gitmesin. Fazla vakit kaybetmeyelim. 10 tanesinin hepsini saymayacağım. Zaten fazla da vakit alır. 3 tanesi bunların çok önemli görülmüş bu 10 tane esasın. En azından bu 3 tanesini bilmek ilmin mukaddimesi sadedinde vacip yani bir şey olarak. Sınav hani vacip, fıkhan vacip de çok gerekli. Yani bu 3 tane ilmin konusu diyeceğiz, tanımı diyeceğiz ve amacı diyeceğiz. Bilime başlamadan önce bu 3 unsuru bilmeden o ilme başlamak yani biraz kör topal gidiliyor, el yordamıyla gidiliyor demektir. Yani okuyorsun ama ne okuduğunu tam olarak bilmiyor olabilirsin. Bu tehlike gündeme gelebilir diyeceğiz. Bu yüzden bu tehlikenin önüne geçmek için e, kelamın bu şeylerine bakalım. Üç unsuruna bakalım. Bir kelamın tarifi, e, tanımı. Yani el şöyle birkaç tane farklı tanım var. Bir tane en meşhurunu almaya çalıştım. El-aimu aqaid diniyeti yani edillet-i yakiniye. Bu şekilde tanımıyorlar kelamı. dini akaidi yakini kesin deliller üzerinden bilmektir. Yani Bakın bilmektir tarifi inceleyeyim biraz. Şu üst seviyelerde bu tariflerin her kaydının detaylıca inceliyoruz. Alternatif tarifler falan da getiriliyor. Şimdi bu seviyede kısaca değineyim. el ilmu dedik mesela bilmektir. Burada bilmek kastediliyor ilim derken. Yani inancın ötesine geçiyoruz. Bakın akaid neydi? Akide inanmaktı. İnanç esasıydı. Kelamda bunu bilgi seviyesine taşıyoruz. Bu çok önemli bir ayrım. Yani inanmanın ötesine geçiyorum ben inancı terk etmiyorum tabii ki mesul olduğum şey inanç ben inancın yanına bilgiyi ekliyorum bu hayati bir önem bu ikisinin farklı olduğunu fark edip bilgiyi kelamla eklediğimiz tamam ben inandığım şeyi bilmeye başlıyorum yani cennetin var olduğunu inanmıyorum ben cennetin var olduğunu biliyorum ayrıca yani inanmanın yanında biliyorum inanmıyorum da biliyorum değil inanıyorum ayrıca biliyorum. Bu hayati bir önemli yani do bunu anlayınca bakın çok bedihi geliyor bunları biliyorum ama yani Müslümanlar inan işte düşünmüyor ya da bilmiyor saf inanç ya da peygambere tabi olun Müslüman demesi tasvetmesi etmesi şart değil. İşte peygambere bir kitaba vahiyed, vahiy dediği bir şeye tabi oluyor İşte bilmiyor inanıyor o ne duyduğuna inanıyor tarzı ifadelerin altının boş olduğunu anlıyoruz. Delillerini tartıştıkça yakinen bir şekilde bilmeye başlıyoruz. Yani bilgi söz konusu. Tamam Kelam inancımızı bilgi seviyesine çıkartıyor. Da yanına bilgi ekliyor. Neyi biliyoruz? Bir akaidi diniyeti. Öyle eşyanın hakikatini değil, rastgele değil. Dini akaidi biliyoruz. Dini akideleri biliyoruz. İslam dininin inanç esaslarını yani biliyoruz. Burada din derken tabi İslam dini kastediliyor. Ama İslam dinini öyle rastgele bilmek değil. Neye göre, neye binaen bileceksin? bineceksin? Bilginin kaynaklarını hatırlayın. Akıl, haber ya da duyu diye. Bunlar soyut bilgiler, teorik bilgiler olduğu için akılla haliyle birçoğu ya da bir kısmı azınlığı da nakille bilinecek. E, nasıl ama taklit üzere mi bileceğiz mesela ya da zannî delillerle mi? Hayır. aynı edilletin yakiniye diyoruz. Yakini kesin deliller yoluyla, deliller üzerinden bilmek. Bakın zannî deliller değil sadece. Zannî deliller yani ben işte melekler var olabilir, fiil de etmiş vardır. Ben buna inanıyorum. Bu makbul bir iman değil. O iman, esas imanın şartlarına bir nebze zam bulaşması bütün geçerliliğini yitiriyor. Yitirtiyor yani onları. Yakin üzere bilmemiz gerekiyor. Kerem bize bunu sağlıyor. Artı deliller üzerinden biliyorsun. Taklit yok yani. Biz burada şeyh derdini okuyacağız mesela. Said Fudo Hoca'yı okuyacağız. Said Fudo Hoca'yı taklit etmeyeceğiz. Said Fudo kendisi de diyor zaten. Beni taklit etmeyin diye. Kerem gereği olarak da zaten bu. Biz bileceğiz. El ilmu. Tamam. Et taklidu değil. Vesaire el <laughs> diniyet, <laughs> Tamam mevzusuna geçeyim. Kelamın mevzusu, konusu yani el <laughs> Tamam bu üçünü ele alacağız. El-haddu <laughs> tanım, tarif demek. Mantıkta hadis mantık okuyanlarımız varsa bile hatırlayacaktır. el <laughs> mevzu, konu demek. <laughs> Sem'a semera, da işte adıyorsun o ilmi amaçta denebilir. O ilmi bana ne verecek yani o ilmi okuyunca ben ne elde edeceğim ya da ne elde etmeyi amaçlıyorum. Böyle bakabilirsiniz. Kelam ilminin konusu bu çok önemli felsefeden ayrıştığı noktanın bu olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü hayati öneme sahip kelamın mevzusu konusu. Şöyle diyeceğiz. El ma'lumu min haythu isbatul aqaidid El malum Yani genel ma'lum. Genel olarak bilgi nesnesi yani malum bilfil bilmen şart değil bilinebilen şeyler bilinmeye müsait olan bilgi yani bilgi nesnesi diyebiliriz ama rastgele evet. bilgi değil. Mesela bugün işte fizik dalında anlatsam ya da psikolojinin psikolojideki herhangi bir bilgi mesela kelamın konusu mu olacak o zaman? Kelam psikoloji ilmine falan dönecek o zaman ya da kelam mesela dikkat edin el malumu diye bırakırsa kelam bütün her şeyin ilmi olacak o zaman. Seviyor musunuz bunu yani el malumu diye bıraktığınız durumda kelam bütün her şeyin ilmi haline gelecek ve bu Kelam aslında ilim yapmaz yani. Ben psikoloji bildiğim zaman kelam bilmiş oluyorum. ki O kadar genişleyecek ki anlamı buharlaşacak kelam ortada kelam kalmayacak. Dolayısıyla el malum o kadar geniş ki bunu kayıtlamamız gerekiyor. Felsefeden da bu kayıt olacak zaten. Felsefe el malumu deyip bırakacak ya da el mevcudu deyip bırakacak. Doğrudan varlık araştırması diyecek mesela. Felsefe kendini böyle tanımacak. Benim konum varlıktır diyecek ya da var olması muhtemel şeyler malum yani. Malumu ben konu alırım diyecek. Biz kelamda bunu bırakmıyoruz ki bu kayıtla zaten felsefeden ayrılacak. El malumu ama ne açıdan el malumu? Bilgi nesnesini öyle rastgele el yordamıyla bilgi nesnesinin kelamın konusu değil. Min haysu şu açıdan haysiyet kaydı diyoruz bunlara. İsmetül akaidi dine. Yani dini akidenin, İslam ispatı ile ilgili her şey kelamcının araştırma kapsamı altına girer. Birimin konusunu şöyle düşünün. O ilmin araştırma konusu ettiği, edindi, edindiği şey. İşte tıp ilminin konusu insan vücudu, insan bedeninin sıhhati mesela. Tıpta bu yüzden cisimleri araştırmıyorsunuz. Tıpta insan bedeninin sıhhatini araştırıyorsunuz. Ve i̇şte fizik cisim mesela fiziğin konusu. İşte psikolojinin konusu insan ruhu. Kabaca psikolojide girip cismi ya da insan bedeninin böyle organlarını, sinirini falan araştırmıyorsunuz. Konusu o ilmin araştırdığı böyle tek kelimelik özeti gibi düşünün. Kelam da bilgiyi araştırıyor, bilgi nesnelerini araştırıyor. Ama rastgele bilgi nesnelerini değil, akaidin ispatıyla ilgili akaidin ispatına doğrudan yahut dolaylı olarak ilgilenen bilgileri konu edinecek. Felsefeden farkımız bu. Tamam bugün mesela bu konu doğrultusu, madem kelamın böyle bir konusu var işte İslam akaidine tahallük eden bütün bilgi nesnelerini, kelam konu ediniyor. Bugün mesela kelamın kapsamına neler giriyor? Bunlara bakalım biraz. Kelama şevkiniz artsın istiyorum. Tamam yani geldik farz-ı kifayeymiş, mecburen okuyoruz. Bitse de gitsek, ötesine geçelim biraz, şevkle okuyalım. oldukça keyifli de bir ilim zaten. Böyle çok hadis meşrep olanlarınız yoksa aranızda çok keyif alacağınızı da inanıyorum. Birinci seviye zaten hadis okuyanlara da şey e, muhtemelen yine vacip. Vacip farz aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani ulemaya dayanarak bakın kendim şey vermiyorum haşa. Fetva naklediyorum. E, belli bir entelektüel seviyede düşünce ortamlarına giren kişilerin belli bir seviyede o seviyelerle doğru olması bir şekilde kelam öğrenmesine gerektiğini İmam Gazali söylüyor. Ben söylemiyorum. Fakih, mütekellim, tasavvufta da muhtemelen müçtehit yani hakikaten üç sahası dedik ya. Hakikatin üç sahasında da müçtehit bir alim. İmam Gazali Şafii fakihi, Şafii müçtehidi. Fıkıh kitapları Şafii fıkhında, literatüründe başta eserlerden. E kelam müçtehidi aynı zamanda. İktisat kitap, kitapları da var. Ayrıca kendisi düşünüyor. Müçtehidi taklit etmiyor kimseyi. Üç tasavvuf alimi oldu. Müçtehidi zaten kesinlikle iki alim elimizde. Kendisinin ifadesi iktisadın inşallah üçüncü seviye kelam olarak okunabilecek bir kitap belki okuruz nasipse. Onun başında anlattığı böyle uzun uzun kelamı kim ne derece okur, okunmayabilir hatta okuması gerekir tarzını anlatıyor. Kelamı ilaca benzetiyor. Bu meşhur belki duymuşsunuzdur. Yani hastanın ilaca ne kadar ihtiyacı varsa kelam daha önce hastaya o ölçüde verilir. Yani hasta ilacı azalırsa şifasına derman olmaz, şif derdine derman olmaz. İlacı gereğinden fazla alırsa tam tersi etki yapabilir, daha da kötü olabilir. Kelam da aynı şekilde. Senin entelektüel birikimine, girdiğin ortamlar, atmosfere, muhatap olduğun sorulara, şüphelere, farklı görüşlere, bu görüşler oranında senin kelam okuman gerekir diyor bir şafi fakihi. İşte sen lisans lisans üstü seviye ortamlara tartışmalara giriyorsun ama birinci seviye kelamın ötesine geçmemiz. İşte bu kimseye kelam okumak vacip. Var, farz aynı yani. İşte tam tersi sen işte lisans seviyesinde ya da ortaokul seviyesindesin diyelim. normal sıradan işinde gücünde meslek erbabı birisisin diyelim. Çok öyle teorik tartışmalara girmiyorsun. İlmi erbabı değilsin yani. Ama gitmiş ikinci seviye kelam okuyorsun mesela. Bu da tam tersi. Pan zehiri değil, zehir olacak İmam Gazali'nin tarifiyle. Bu da mahru şey, mahzurluğundan bahsedeceğiz. Bunu aynı şekilde bu kelamı teşvikin zarsın diye söylüyorum. Şu an vacip farz aynı işliyor olabiliriz. Yani şu an işte namazını kılıp geldik muhtemelen. Bir farzı vacibe ederdik. İkinci bir vacibe oturduk. Tamam bakın abartmıyorum. Yani kelam dersi yaptığımız için abartarak dersi tercih etmek için söylemiyorum. İmam Gazali'ye dayanarak söylüyorum. Vacip amel işli olabiliriz. şu an. Yani, zan zannediyorum yani hepiniz şahsen tanımadığım için muhtemelen o derse katıldığınız için bu seviyedeki kelamı almanız gere almanı alması gereken kişiler olduğunuzu düşünüyorum. Ee, bugün kelamın kapsamına neler giriyor? Bunlara bakalım. Mesela işte Batı felsefesi dediğimiz bir alan, belli bir derya. onlarca alt altalama ve her geçen gün yeni alt alanları türüyor. Yeni yeni ilimler ortaya çıkıyor. Adını bile bilmediğimiz ilimlerden bahsediyorlar. Böyle bir dünya. Bu Batı felsefesinin alt alanlarında özellikle inanç alanını pratik işte laboratuvar araştırmalar falan tarzı değil. zaten felsefe genelde teorik olacak. Bu sahalarda el alınan düşünceler mesela. Bunlar doğrudan kelamın muhatap aldı çünkü İslam akaidine dolaylı yahut doğrudan tavluk eden konular bunlar. Kelam mesela bunlarla ilgilenecek. Batı felsefesinin, o alt alanın dil felsefesi, zihin felsefesi, bilgi felsefesi, varlık felsefesi vs. Bunların dine taalluk eden boyutlarıyla, İslam'a kaidenin taalluk eden boyutlarıyla seviye seviye kelamcıların pozisyon alıp ilgilenmesi gerekiyor. Biz bazı arkadaşlarla, burada arkadaşlar var, konuşuyor. İmam Gazali'nin örneği doğrudan böyle değil. ifade vermiyor ama o kelamcıları şeye benzetmiştik. Ee, böyle hudut boylarında at koşturan akıncılara benzetmiştik. Serhat boylarında at koşturan akıncılara yani toplumun İslam topraklarını düşünün bir bütün olarak. O merkezli tarafında yaşayanlar huzur içerisinde yaşasın, amel etmeye devam edebilsin diye birilerinin kendini feda edip o mücahitlik yapıp sınır boylarına at koşturması, karşıt müdahalelerle çarpışması, birinci elden karşılaşması gerekiyor. Bir hem içeridekiler Müslüman kalabilsin artı dışarıdakiler içeri gelebilsin. Çünkü hidayet yolu buysa tek kurtuluş kaynağı İslam'sa hidayet irşat kaynağı buysa dışarıdakileri de tebliğ etmemiz gerekiyor. Cihadı falan düşünün. Fetih cihadını mantığını düşünün. kelamcının görevi bir nebze bu. Bu yüzden Batı felsefesine karşı İslam akaidine tabi tahallük ediyorsa doğrudan ya da dolaylı olarak pozisyon almamız gerekiyor. Kelamcılarımızın dolayısıyla uzantılarına bakın. Fıkhi amelleri takip edin. Fer'i hükümleri yani. Kelamcılarımızın dolayısıyla Batı felsefesi bilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz bugün. Müşteri seviyede üst seviye bir kelamcı, kelam talebesinin ötesine geçmiş bir kelamcı, kelam alimi yani. Batı felsefesini de belki en az bir felsefeci, filozof kadar bilmesinin gerektiğinden bahsedeceğiz. Böyle uzantılar olacak bunun Fazla girmiyorum, her maddeye girmiyorum. Tam doğrudan konumuz değil. İşte i̇kinci bir konu, bugün kelamın ele aldığı, kelam kapsamına giren konu. Mesela modernist düşünceler, kabaca. İşte faydalı kavramlar, mesela bazı kavramlar vereyim. İşte faydalı, zararlı, iyi, kötü, Kavramlar mesela. İyi kötüden ne kastediyorsun? Ne kastediyorsun? Bugün bu kavramları binaen belli düşünceler öne sürülüyor ve bu öne sürülen düşünceler doğrudan genelde dolaylı olarak oluyor. Benim İslam'a kaydime tahallük ediyor. Olumlu yahut olumsuz olarak genelde olumsuz olarak bir şey söylüyorsun. O zaman ben kelamcı olarak bu iyi kötü kavramını konu ediniyorum. Bunu incelemeye başlıyorum. Bilim kavramını düşün mesela. Bu kavramın karizmasını çağrışımlarını falan düşünün. Bugün beraber yaşadığımız WhatsApp'ta nasıl yüceltildiğine falan dikkat edin. Gücüne yani bilim. Bilimsel bir bilgi. İşte ben bilime dayanıyorum. Bilim adamı ifadesinin yüceltildiğini düşün. Nasıl bir gücü karizması. Dokunulmazlığı var yani. Mesela yani sen bugün bilime karşı geldiğin zaman sanki amentü kaydedene karşı gelmişsin değil. Kaşkanıyorsun. Rejim ediliyorsun. Yani bilim camiası seni horoz ediyor. Mürted ilan ediliyorsun. Başına gelmeyen kalmıyor. Hakim onlar olduğu için ayrı bir şey bugün bilim kavramı mesela. Bilim üzerinden sen İslam'a karşı, aleyhine bir şeyler söylüyorsan orada kelamcıyla karşılaşıyorsun. Akıncı olarak kelamcı kılıcıyla senin karşına çıkıyor. İşte işte bilim böyle söylüyor. Bilim, işte bilim din tartışmalarını falan hatırlayın. Bu genellikle bunun altında yürütülen tartışmaları. Bilim böyle söylüyor ama din böyle söylüyor ama bilimin söylediği kesinler. O zaman din aslında yanlıştır gibi gibi. Bu tarz, bunlar çok genel. O kadar genel ki bu da bir şey ifade etmiyor ama bu bilim üzerinden yapılan söylemler, üretilen edebiyatlar, bilim söylentilerinin İslam'a kaidine tahallük eden yönlerini düşünün. İşte orada devreye kelamcı girecek. Kuantum mesela. Bugün Tanrı parçacı diye bir şeyden falan bahsediyorlar. İşte kuantumda paralel evren ifadeleri tartışıyor bir şey bilemeyeceğimiz ya da birden fazla hakikat olduğu düşünceleri falan var mesela. Bunları belki yeri geldiğince tartışırız. Kelam, kelam müzakereleri bu doğrudan belki eski bir kelam kitabı okuduğumuz için doğrudan mesele olarak gelmeyecek ama belki muasır bir kelam kitabı yazacağımız zaman bakın kelam talebeleri olarak dertlenelim, derdimizden bahsedelim. Muhasır bir kelam kitabı yazacağımız zaman bu konuları ele alacağız demektir bu. Bilim kavramını ele alacağız yani. Ya da kuantum, kuantum uzman olmamız belki şart değil ama kuantumu belki bir nebze konu edineceğiz yani. İşte evrim mesela bugün baharımızdaki paslı hançer neredeyse. Neredeyse biraz abartarak söylüyorum. Evrim kafamız oldukça karışık. Evrim konusunda evrim bize bir şeyler söylüyor. Evrim de zaten tek başına bir önerme değil. Onun da bir sürü alt kuramları var. Evrimcilerin kendi aralarındaki tartışmalar var. Çürütülen teoriler var. Çürütülmeyen işte zannî teoriler falan var. Karşı teoriler var. Evrim öyle bir tek bir önerme değil. Yani evrimi bilmediğimiz için maalesef evrimcilerin kendileri şu an evrim edebiyatı yapan, evrim savunusu yapanlar da evrim uzmanı değil. Ama öyle ya da böyle bilen yahut bilmeyen evrim üzerinden İslam hakkı çelişen düşünceler ortaya atılıyor, savunuluyor. Evrimle çeliştiği için tırnak içinde İslam'a kaidine cerh ediliyor, zemmediliyor vesaire. Dolayısıyla bir kelamcı bugün evrim bilecek mesela. Evrim kelam konusu olacak yani. İşte sosyal bilimler e, bugün fıkhi, bugün resmen ameli hayatımızı organize eden, düzenleyen ilimler bunlar haline gelmiş. Batı'da özellikle ama Müslümanlar için de böyle. Bugün işte ekonomiye göre biz e, ekonomi politikalarımızın, ekonomi ilminin çıktılarına göre yapıyoruz mesela. Bugün hukukumuzu hukuk ilminin çıktılarına göre yapıyoruz. İslam fıkhının çıktılarına göre değil yani. işte siyaseti düşün, işte coğrafya, tarihi, hukuku, iktisadı, psikoloji vesaire, sosyoloji siyaseti. Bugün İmamet Bahsi mesela bin sene önceki kitaplarından okuyoruz biz. Siyaset bilimi bilmiyoruz mesela fakihler olarak. Bugün sosyal bilimlere göre bir de eğiliyorsak ve sosyal bilimler üzerinde mesela siyaset bilimi okuyor adam birileri ya da kimse şahıslar olmak zorunda değil. E, karikatürize ediyorum ben. Normalde şey değil. Birilerine saldırmak amacım değil. Biz kendimiz yırşat almak için, kendi inancımızı delillendirmek için bu bez tamam bu şey değil. Yani daha önce tanışmadığımız kimseler belki yanlış anlaşılır. Bir öyle çağrışıma geliyorsa onu kastetmiyorum. Yani asli amacımız bizim kendimiz inancımızın temellenmesi. İkinci, üçüncü kişilere işte reddiye yapmak ya yani da çürütmek falan doğrudan şahısları hedef almak zaten bu derslerin amacı değil. E, işte sosyal bilimler üzerine, siyaset bilimi üzerine mesela fıkhın işte siyasete tahallük eden, imamete tahallük eden meselelerin aleyhine bir şeyler söyleniyorsa mesela orada kelamcı devreye girecek. Sosyal bilimler okuyacak belki gerekirse. İşte psikoloji üzerinden mesela bugün şimdi nübüvvet ispatı, belli peygamber ispatları, inkarcıları ya da sofistleri düşünün. Onların psikolojilerine belki değinmek gerekiyorsa, belki psikolojileri muhtemel psikoloji nasıl olabilir acaba diye teknik olarak e, psikolojinin kuramlarını belki ele alarak anlatmak gerekiyorsa bir peygamberin geldiği sahneyi düşünün geliyor, mucize gösteriyor. Bu mucize karşısında biz zorun olarak bir bilginin asıl olduğunu filan söylüyor. Ya da şeyde sihirbazları düşünün mesela. Görür görmez secde ediyorlar mesela. yok melekler Doğrudan secde ediyorlar mesela İşte burada psikolojik olarak ne yaşandı mesela psikolojik düzlemde? O belki sihirbazların psikolojik hallerini belki de psikoloji bilerek açıklamanın gerekliliğini düşüneceğiz bugün kelam olarak peygamberliği ispat ya da mucizeyi daha iyi açıklayabilmek için bakın inanca teallük ediyor dolayısıyla psikoloji öğreneceğiz sosyal bilimlerin bir alanı olarak kelam olarak yani işte insan hakları belli kavramları düşün mesela çok tehlikeli kavramlar insan hakları kavramı mesela bugün insan hakları adı altında öne sürülen önerilerin düşüncelerinin fikirlerin haddi hesabı yok bu insan hakkıdır diye işte özgürlük eşitlik demokrasi işte kimlik Demokrasi mesela demokrasi resmen bu ismet özellik yapmıyor demokrasi yani put, bir nevi tabu haline getirilmiş durumda eşitlik her yerde bir eşitlik olması gerektiği böyle herkesin var varsayımı zaten bu tartışılmıyor bile yani eşitliği sen sorguladığın zaman bir dakika ya niye eşit oluyoruz ya da eşit olmamız gerektiğini kim söyledi hani gerekirse yine eşit olalım ama neden eşit olduğumuzu bilelim kimdir bize eşit olmamız gerektiğini vahiy mi geldi gökten mi indi yani bu hükümler sorgulamadan eşit olmamız niye eşit oluyoruz biz. Dediğin zaman sen camialardan dışlanıyorsun mesela. Arkadaş grubu olsun, başka bir yer olsun. Kavramların gücünü, karizmasını hissedin. İşte demokrasi, kimlik, cinsiyet konuları bugün mesela LGBT tartışmalarını falan hatırlayın. Doğrudan inanca taalluk eden bir konu. E, kelamcının haliyle konusu alanına giriyor. ''El ma'lumu min haytu itibâtu'l-akâydi'' dini yani. Tarihselcilik, tarihsellik diye bir konumuz var. Bugün yine çözemediğimiz, henüz emin olamadığımız, kafamızın karışık olduğu ve ciddi bir problem. Yani sadece belli şahıslara has olan, belli şahısların temsil ettiği böyle işte 3 yılda bir gündeme geliyor tekrar. Sonra düşüyor olarak bakmayın. Belli kişilerin Türkiye'de savunuyor olması, olmaması ayrı bir şey. O müpteze. Onlar suyunun suyunun suyu tartışmaları. Yani 3. 4. gömlek tarihselcilik tartışmaları onlar ki onlara da zaten ciddi bir cevabımız yok. Bilmiyoruz çünkü. Çünkü yaşayan bir kelamımız yok. Yani 3, 4, 5, 6 belki 10 tane kelam alemimiz yok. Kelam müştehidimiz yok. Ayrı konular bunlar. Ee, tarihsel ciddi bir konu. Bugün şer'i hükmün mahiyeti, şerhi hükmün metinde olan özellikle hükmün sınırları, muhataplarının genişliliği, geçerliliği gibi konular normalde tarih ilmine, tarih metodolojisine falan belki bugün tartışılan, doğrudan orada ele alınan konular. Ama kelamcı, tarihsellik adı altında İslam kaidi aleyhine bir şeyler söylendiği için ameli olsun fark etmez. Kelamcı tarihselciliği ele almak zorunda. Belki tarihsellik okuyacak yani. O, o alandaki o literatür okuyacak, tartışacak yani. Peygamberliğin konumunu falan düşünün peygamberin toplum bizim toplumumuzdaki genel olarak yani modern insanın bu çağdaki toplum dinamiklerini falan düşünün. Bir peygambere yer var mı mesela? Yani genelde peygambere yer olmayacak şekilde toplum düşünülüyor. Böyle bir hakikat elçisi doğrudan söylediği her şey doğrudan Allah'tan Tanrı'dan bir haber olarak geliyor ve o ne derse doğrudur. Bu tarz mesela bugün bir nebi olsa muhtemelen böyle şakayla karışık kelam yapalım biraz. Bugün bir nebi çıksa yani gerçekten bir nebi olsa diyelim peygamberlik sonlanmamış olsa muhtemelen e, yani git işine biz kendimize kendim kendimize yeteriz tarzında cevaplar oldukça karşılaşacaktır. Yani Kur'an'daki peygamber kıssalarını falan hatırlayın. Hz. Nuh'un o çektiklerini falan. Yani çok benzerlerini yaşamamız işten yaşanması işten bile değil. Bugün gelecek bir şey. Peygamberin. Hatta belki daha fazlasını yaşayacak. Çünkü bugün eşitliğimiz var, işte özgürlüğümüz var. Mesela ben özgürüm diyecek. Yani ne bana öyle gökten haberleri indiriyorsun ve ben senin dediğine göre elemem gerekiyormuş. Ben özgürüm diyecek, ben eşitim diyecek. İşte benim kimliğim var, benim kimliğim başka türlü inşa ediliyor vesaire diyecek. Bunlar yani özetle kelamın bugün doğrudan düşünsek arttırabiliriz ama en öne çıkan kavramlar bunlar. Sosyal bilimler, bilim, işte, evrim vesaire. Kelamın konusu, ilgi alanı. Bugün kelam yapıyorsak, tarih kelamı değil, kelamın tarihin değil, kelam arkeolojisi değil. Yani bin sene öncenin kelamı değil de bugünün kelamını, çağdaş kelamı yapmak istiyorsak kelamın gerekliliklerini yapmak istiyorsak bu alanları okuyacağız. Bu alanlarda çalışacağız demektir yani. Mesela insan hakları evrensel beyannamesini düşünün bildirgesini. Bu ne? İşte 1948'di sanırım. Böyle Birleşmiş Milletler toplantısında genel kurulunda ilan edilmiş. 30. madde mi? Böyle 20 20 küsür de olabilir. Böyle bir madde bu bir beğenme insan İnsan haklarının evrensel olarak bütün insanlar bu haklara sahiptir gibi. Mesela bunu karşı çıkmak için demiyorum ama şu soruyu soracağız mesela. Vahiy ile mi geldi bu haklar? Kim çıkarttı yani bu 30 tane hakkı? Bu 30 taneden fazla hakkımız yok mu? O haklarımız 30 tane sınırlı mı ve niye 30 tane? Bunların doğruluğu kesin mi mesela? Bunları sorgulamana kabul mi edeceğiz yani? yani? sırf şöyle düşünün. inancı olan o aşamaları görün. Bugün insan hakları diye bir şey dayatılıyor bana. Bunu kabul, inkar ettiğim için değil bakın. Belki insan haklarının en iyi Müslümanlar savunur. Ayrı bir şey, ayrı bir tartışma konusu. Dışarıdan böyle tepeden lap diye bir insan hakları geliyor. O insan haklarının uzantısı olarak benim akaidimle ilgilenen şeyler ortaya atılıyor. Ben mesela işte eşitlik diye bir ilke konuyor bana. Gökten inmiş gibi. Eşitlik ilkesi yüzünden ben mesela miras gibi nice fıkıh hükümler kabul edilmiyor. Niye? Sırf tepeden inme tırnak içinde bir eşitlik diye bir ilke var yani. Eşitlik bir kavram var. Böyle tabulaştırılmış bir şey. En iyi ihtimalle tarihsel olarak görülüyor miras hükümleri. Kabul edilmiyor ötesinde. Tamam? İşte bugün çok eşlilik mesela. Çok eşliliği inkar eden kişi işte ayet hadisi olmadığı için işte bu konuda İslam alimleri farklı düşünüyor. Cumhur çok eşliliğe cevaz vermiyor olmadığı için değil. Bugün düşünce olarak çok eşliliği kabul etmiyor. Kabul etmeyen kimse. Bugün İslam'da çok eşlilik yoktur. Hatta nispeten Müslüman olduğunu düşünüyor kimsenin. İslam'da çok eşlilik yoktur. Çünkü eşitlilik ilkesine aykırıdır diyor mesela. Ya da hak adalet ilkesine aykırı nasıl adaletin içinde kendisi dolduruyor. Böyle bir ilke var mesela. Vahiy gibi sanki inmiş. Hakkı verilmemiş bir varsayım. Eşitlik. Yani eşitlik kavramının inanca götürdüğü uzantıları hissedin istiyorum. Tamam mı? Bu kavramlar eğer inancın aleyhine bir şeyler götürüyorsa işte ben eşitliği tartışacağım demektir. O zaman. Gel bakın kim kime eşit ya da kim karar veriyor kimin neye eşit olduğunu. Sen dedin diye mi eşit oluyor yani ya da Birleşmiş Milletler Kurulu'nda eşitlendiği için mi eşit oluyor? Yani sorgulamadan kabul mü edeceğiz yani bu verilen hükümleri? Gibi? Tamam. Bu konular böyle dinin belli esaslarını tehdit ediyor. Doğrudan ya dolaylı olarak akaide dokunuyor yani. Tamam kelamın konusu bu. Kelamın konusu en önemli olduğu için en uzunu en uzun belki de bu sürdü. Kelamın e, gayesine bakalım. Amacımız ne bizim? Şöyle deniyor. Tahliyetul imani bil iqan diyorlar. Tahliye süslemek demek. İmanı yakini delillerle süslemek. Yani delillerle tahkim edilmiş yakini bir imana ulaşmak. Yani böyle de diyebiliriz imanı süslüyor. Bakın mahzı inanç değil. Yani inanca bilmek de ekliyoruz. İnançtan bilgiye geçiyoruz. Kelamın böyle bir gayesi var. Bu derste de inşallah birin seviyenin ölçüsünde bir tahliye, bir süsleme elde edeceğiz yani nasipse. Faydasına bakalım. Dördüncü olarak da buna değineyim. Bu da önemli olduğu için bunu da alayım Normalde işte konusu, kelamın konusu e tanımı, konumsu ve gayesini konuştuk. Dördüncü dakika faydası, gayesi ve faydası benziyor zaten. Buna saadeti dareyn diyorlar. İki dünya saadeti yani dünya ve ahirette mutlu olmak, saadet ermek. Ne kadar geniş olduğuna dikkat edin bakın. Saadet bahşeden bir ilim. Yani kelamın gayesi, imanı ya tahkim, tahkim, etmek delillerle faydası ne? Yani kelam okuyunca, gerekli yapınca, mütekellim olunca diyelim. Kendi ölçünde gerekli yapınca neye ulaşıyorsun? Kelam sana ne veriyor? Saadeti darein veriyor. Bunun üzerine biraz duralım. Kela, sa saadet yani e, aristo felsefesinde bile var kelam mutluluk. Tabii tarz, mutlulukla tercüme edeyim. Mutluluktan daha büyük bir amaç genelde olmuyor. Bir düşünün. Mutluluktan daha büyük bir amaç haz ve mutluluk. Yani bütün bizim amaç dediğimiz fayda, bir amaç edindiğimiz şeyler doğrudan yahut 2. 3. üçüncü dördüncü aşamalarda da olsun dolaylı olarak mutluluğa dönüyor. Niye bunu yapıyorum? Çünkü böyle çünkü o adam beni mutlu edecek gibi düşün. Dolayısıyla en temelde yani bütün faydaların en ulvi faydada yani en tepede mutluluk olduğunu söyleyebiliriz. Birçok filozof da bunu söylüyoruz. Kant'ın bile böyle ifadeleri var. Yani mutluluk e, erdem nasıldı? İşte en üstün olmak erdemli mutluluktur gibi mutluluğun yanına erdemi de ekliyor. Kendi bir ahlak anlayışı var. O ahlaka göre davranmaktır. Onu da ekliyor. İşte o ahlakı sorgulayalım ayrı bir konu. Mutluluk yani en temelde. Aristoteles'te bile var bu. Peki kelamın faydası mutluluktur. İki, da, şeyin, dünya ve ahireti mutluluğu veriyor. Bunu nasıl veriyor? Buna bakalım. Bu net değil sonuçta. Bir, ahiretteki mutluluğu nasıl veriyor? Ahiretteki kurtuluşun iman sayesinde olduğunu söylüyoruz. Değil mi? Ahirette, ahiret kesin bir bilgimiz. Öldükten sonra hesaba çekileceğimiz ve öldükten sonra cehenneme değil de cennete girmemizin tek sebebi işte şefaat falan ayrı şeyde bırakıyorum. İman. Sonuçta kafirleri iman, şefaat olacağı ayrı bir konu. İmandır yani ahirette kurtuluşun sebebi. E kelam da imanı güçlendiriyor. Ben yani iman üzere mümin olarak kalmaya kelam sayesinde mümin olarak kalıyorum ya da kelam sayesinde mümin oluyorum. Kafirler kelamla mümin, müslüman oluyor gibi düşünün. Tamam yani ahirette kurtuluşun sebebi iman, kelam da benim imanımı güçlendirdiği için dolayısıyla, dolaylı olarak ahiretteki saadeti bana sağlamış oluyor, temin etmiş, güçlendirmiş oluyor en azından. Dünyadakine bakalım, bu ilginç değil mi? Dünyada mutluluk veriyor mu kelamcılar? Dünyanın mutlu insanları mı? E, değil gibi. Ne kastediliyor bundan? Buna bakalım mutluluktan öyle kakareki gibi gülmeyi anlıyorsak belki oradan kaynaklanıyor olabilir. Şöyle e, şer i şeriften İslam fıkhından, İslam şeriatından daha düzgün ve insanın fıtratına uygun, insanı üstün kılacak bir hukuk sisteminin olmadığını düşünün. Bunu göz önünde bulundurun. Değil mi? Bunu biliyoruz. şer şeriften daha insanın tabi olabileceği bir hukuk sistemi yok. Şer-i şerif insanın en tabi olabileceği, en üstün şerefli hukuk sistemi. Ee, neden böyle? İşte meşhur mesela analoji yapın bir tane. Bir, bir cihaz üretildiğini düşünün. Bir fabrika, bir şirket diyelim bir ürün, bir cihaz üretiyor. İşte belli iç hacmini, iç unsurlarını falan yapıyor diyelim. Detaylarını falan koyuyor, malzemelerini falan hazırlıyor. Sonra bunu piyasaya sürdüğü zaman, kullanıcıya ulaştırdığı zaman kullanıcıya o ürünü nasıl kullanılması gerektiğine bir kılavuz verir genelde. İşte kaba kullanımları herkes bilir. İşte biraz zekiler biraz daha fazla bilir. En kötü deneme yanılmayla bulursun. Kabaca çalıştırması falan ama hem daha verimli bir şekilde doğrudan kullanmaya başlamak için artı sofistike bir kullanım varsa araç cihaz biraz sofistike o zaman ya da bir sorun durumunda ne yapalım diye bir kullanma kılavuzu veriyor ve kullanma kılavuzunu en iyi kim verebilir? O cihazı üreten firma, kişi ya da grup falan verebilir. Aynı şekilde şerif insanı yaratan işte ona akıl bahşeder, aklın nimet olduğunu konuştuk, ne kadar önemli olduğunu konuştuk. İnsanı yaratıp, dünyaya gönderip, ona akıl bahşedip, onu mükellef kılan allah Teala insana bir hukuk sistemi, bir fıkıh, şer şeriat indirdiyse dolayısıyla haliyle yani analoji üzerinden düşün. O şerif şeriftir insanın tabi olabileceği, benimseyebileceği en üstün amel yani fıkıh ameldi ya, ama amel sahasını kapsıyordu. Sen neye göre en iyi eğleyebilirsin Şer-i şerife göre en iyi eyleyebilirsin. Dünyada yani sen dünyada eyleyeceksin. Şer-i şerife uyduğun ölçüde sen dünyada mutlu olacaksın dolayısıyla. Tamam mı? Yani senin elindeki cihazı en iyi nasıl kullanırsın? Kullanma kılavuzuna uyarsan kullanırsın. E sen dünyada en iyi nasıl yaşarsın? Yani dünyada nasıl mutlu olursun? Şer-i şerife uyduğun ölçüde mutlu olursun. Denklem çok oldukça basit. Yani detaylarını konuşmamız gerekiyor tabii. Fıkhın genellikleri, şartları vesaire. Kabaca konuşuyorum şu an. E, kelam da işte bu şer-i şerifi temellendiren ilim. Şerif şerifi ben niye tabi oluyorum? Ben niye şeriata tabi oluyorum? Neden ben İslam hukukuna göre eleyeceğim? Çünkü kelamda ispatlıyorum ki işte bu şeriat işte Allah Teala'nın Efendimiz indirdiği hükümler bütündür Efendimiz'e mucize sahibidir vesaire vesaire. Böyle aşama aşama ispatlayınca bu şer'i şerifin hak hükümler bütünü olduğunu, ameli hükümler bütünü olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla ona, dünyadaki bana saadeti verecek şeye ben kelamla tabi oluyorum. Yani kelamın dünyada nasıl saadet verdiğini konuşuyorduk ya. Dünyada saadeti bana fıkıh verecek, şerif şerif verecek. Kelam bana dünyadaki saadeti verecek şeye tabi olmamı temellendiriyor. Şerif şerifi kelam temellendiriyor. Bu açıdan hem ahiretteki saadeti hem dünyadaki saadeti kelamdan elde ediyorum. Kelamın faydası bu yani. Lehu'l-halqu vel-emr. <laughs> 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 Değil mi? Ela ya'lemu men halak. Yani yaratmakta onun, emretmek de onun o yaratıp şer şerif indiriyor, veriyor. Buna göre eyle. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yani. Ama şu da var. Bakın şunu unutmayın. Saadet-i Dariye'nin kelam veriyor. Tamam. işte bir de bize demin açıkladığım gibi ama kamil, özellikle dünyadaki kamil bir saadet için fıkıh ve tasavvufun şart olduğunu unutmayın. Yani şer'i şerifi temellendirip orada durunca doğrudan kamil bir isaret ermiş olmuyorsun. Sen yani fıkha göre de eylemen lazım. Kalp kıvamını da tasavvufa göre eylemen lazım. Yani kelam özellikle dünyadaki saadetin temelini oluşturuyor. En temelini. O zemini atıyor. Üstüne herkes kullar seviyesi ve seviye kendi ölçüsünde bina ediyorlar. İşte fıkha ne kadar riayet ediyorsun etmiyorsun. Tasavvufa ne kadar riayet ediyorsun etmiyorsun yani. Tamam kamil bir saadet idare için fıkha ve tasavvuf da gerekiyor. Yani asgari şartı kelam gibi düşün. Ee, benim dersten önce bahsetmek istediğim şeyler bu kadar. Bitti. Burada buna dair bir sorunuz varsa bunu konuşalım. Yoksa metni tanıtayım biraz. Metinden bahsedelim. Eseri tanıtayım birazcık. Biz şey okuyacağız. Heredetül Behiye isminde bir nazım okuyacağız. Yani beytler halinde kelamın anlatıldığı bir ders metni. 71 beyit sanırım. 70 küsur beyitlik bir nazım. Eylül kelamını anlatan bir kelam nazmı yani nazım derken o ifadeleri kastediyorum elfiye falan düşünün mesela onlara nazım diyeceğiz. Müellifi şeyh derdir. Aynı zamanda sufi bir alim, maliki fakihidir Ezher'de. Belagat ve tasavvufta da eserleri var. Miladi 1786'da vefat etmiş. E, kitabın nazmı özelliği şu. Neden bu nazmı seçtik? Emali ile arası, bunun arasında kalmıştım. Emali e, bizim şu an Anadolu İstanbul'daki medreselerde de falan da nispeten daha çok okutulan bir metin. Emali'ye yakın, oldukça yakın bir metin. Bu yüzden tereddüt ettim ama şu, bu şu yüzden Haride'yi tercih ettim. Emali'den, Haridi Emali'den biraz daha teknik. Özellikle ilk beyitleri, akli hükümleri falan bahsedecek bizlere. Bu açıdan kelami ağırlığı yönü biraz daha fazla, bir nebze daha fazla. O akli hükümleri Emali'de doğrudan göremeyecektik. Bu akli hükümler, işte adi hükümler, gerici hükümler belki sonki sonraki kaldı gibi. Önümüzdeki, önümüzdeki derste göreceğimiz şeyler emalide doğru da anlatılmıyor. Bunları görebilmek için çok önemli çünkü birinci sebebi bunları görmemiz. Bu yüzden Haredi'yi tercih ettim. İkinci bir sebebi daha var, ona geleceğim. İşte Nazım olarak yine giriş seviyesinde akla gelebilen diğer bir metin, Nuniye var. Hızır Bey'in Kaseliye Nuniyesi, İstanbul'un ilk kadısı. Hızır Bey, Fatih döneminde yaşamış birisi. E, bu da 105 beyit, biraz daha nispeten daha uzun. İşte mukaddimeler, ham şeyleri, hatimeyi falan düşündü. Belki 80-90 beyte biraz düşer. Nuniye'yi tercih etmedik. Nuniye'nin de çok şerhi var. Ee, seviyesi diyor. Nuniye ayır nispeten. Şerhleri yani üçüncü seviye kelam neredeyse. Giriş seviyesinde Nuniye'ye bir şerh yok. Nuniye nazmı da giriş seviyesine uygun olmayabilir. Yani Hızır Bey giriş seviyesine itibaren okutulsun diye yazmamış olabilir o metini. İşte Nuniye çok ağır kaçacaktı. Emali biraz daha hafif kaçacaktı diye yani ortada Hareketül Behiye'yi bulduk. Zaten ben biz de ben de hocalardan da bunu okudum. Bu, bu, metinle, bu metinle kelam okumaya başlamıştım. Bu Nazım'ın birçok şerhi var. En önemlisi müellifin kendi şerhi. Şeyh Derdir'in kendi şerhi var. PDF'ini paylaştım buna grupta. Biz doğrudan şerhi okumayacağız müellifin şerhini. Çünkü üslup biraz eski nispeten. Yani bir 800 yıl önce yaşamış milyardı 400 yıl önce yaşamış bir kimseden bahsediyoruz. Üslup biraz eski bir giriş seviyesinde olduğumuz için üslup yabancılığıyla uğraşmayalım ifadelerin o e, lafızlar uğraşmayalım doğrudan manaya nüfuz edebilelim istiyorum o verimsizliklerden oldukça kaçınalım istiyorum bu yüzden doğrudan şerh okumuyoruz bir de şey de var şerhte başka ilimlere de temas ediyor arada dil tahlilleri falan yapıyor başka ilimlere atıflar falan yapıyor kelime kelime şerh okursak oralarda çok vakit kaybederdik şerhi atlamamız falan gerekir işte bu pasajı atlıyoruz sonraki pasaja geçiyoruz falan diye onlarda da gerek yok diye biz böyle doğrudan derli toplu bir ders metni istiyoruz burada devreye Seyit Fuydu Hoca giriyor. Allah razı olsun. Benim hocamın hocası, yani şu an ber hayat olan o paylaştığım tercüme metinde e, hayatına dair bir iki sayfada anlatılmış. Kendi hayatı tanıyanlarınız da vardır sanırım kendi hayatımda da. İnternette de bir iki blokta paylaşımlar var. Şu an yaşayan büyük, çağdaş, bir Kerem Alemi. Büyük bir mütekelle usulcü aynı zamanda mantıkçı da sayılır. Said Fudo Hoca burada devreye girip bize Allah razı olsun şu emeği verecek. O müellifin nazıma düştüğü şerhi ihtisar edecek etmiş. Yani 10-15 sayfalık böyle bir ders metni haline getirmiş. İhtisar ediyor. Yani o fazlalıkları çıkartıyor. Farklı eski olan üslupları çıkarmış. E, ders metni haline getirmiş. 10-15 sayfalık bunu size paylaştığım metnin girişini anlatıyor kendisi. O mukaddemeleri Arapça bilenler okusun. Bir sonraki ders öncesinde e, şey, şey Sayfı Hoca'nın tanıtımları var tercüme, de, tercüme metinde ve Arapça metnin size paylaştım Darun Nur baskılı metnin girişinde Said Fudu Hoca'nın mukaddemesi var. Orada anlatıyor metni Seren hocasıyla olan diyalogdan hocası talep ediyor kendisinden ihtisar etmesini vesaire diye. Yani hülasa hoca ona mesafalık bir ders metnlerle getiriyor bu Şeyh Derdir'in e, şerhini. Sonra yardımcı kaynak olarak da kendi ihtisarına nakli deliller ağırlıklı bir haşiye yazıyor. Tamam yani o merkezde Hariretül Behiye Nazmı var. 70 küsür beyt. Buna Nazım, aynı Nazmı sahibi Şeyh Derdir şerh yazıyor. Başka şerhler de var ama şerh derdirin şerhi. Said Hoca bu şerhi ihtisar ediyor. Muhtasaru o şerhi haricetil behiye diyeceğiz yani ona. Sonra kendi ihtisarına bir haşiye yazıyor. Haşiye hem yardımcı kaynak olsun artı nakli deliller Çok giriş seviyesi olduğu için sanırım akli delillere çok fazla değinmemiş. Ee, biz ne yapacağız? Bu ihtisarı Said Fudu Hoca'nın 10 sayfalık o ders metnini kelime kelime okuyacağız. Her kelimesini anlamaya çalışacağız. Bunun Türkçe tercümesi de var. İhtisarın Türkçe tercümesi bakın. O'nun mesafelik sayfalık Türkçe tercümesi var. Gruba paylaştım. Sarifil Hoca'nın öğrencilerinden birisi benim de hocam aynı zamanda tercüme etmiş. İşte önüne Fihriste de değiniriz belki. Fihristan'a de bakarız şimdi birazdan. Hocaları tanıtmış. Işte Nazım'ı kitabın son sayfasına eklemiş. İnceleyebilirsiniz o tercümeyi bastırabilirsiniz. Biz ihtisarı kelime kelime okuyacağız. Şunu e, iste, isteyeceğim. Arapça bilen öğrencilerden, sizden Arapça bilenlerden özellikle. E, her şeyi okumanız. Yani biz zaten şerhi İhtisarı yani Said Fırat Hoca'nın ihtisarını kelime kelime beraber okuyacağız. Dersten sonra okumanız daha faydalı olabilir. Bizim o derste okuduğumuz yerleri yani siz bir sonraki derse kadar Said Fırat Hoca'nın haşiyelerini okuyup O bölüme düştüğü haşiyeler. Arapça bilenler özellikle. Tamam yani bizim derste okuduğumuz yerleri tekrar etmek isterseniz işte dil, Arapça biraz eksik kalırsa filan tercümeden bakabilirsiniz. Biz de zaten tercümeden yararlanacağız yer yer. Çünkü tercüme eden mütercim şeyle yapmış. E, belli dipnotlar da düşmüş. Önemli dipnotlar var. O dipnotları okuyacağız beraber belli yerlerde başvuracağız yani oralara ama haftalık düzenli çalışma olarak bahsediyorum. Yani metin bittiğinde biz Said her haşiyesini okumayacağız çünkü kelime kelime. Ben haşiyeyi size anlatacağım gibi düşünün. Biz şerhi ihtisarı beraber okuyacağız. Ben size haşiyedekileri nakledeceğim. Siz Arapça bilenler, okuyabilenler hem Said Fırdoğan ile tanışmış olursunuz bir nevi yaşayan bir kelam aliminin ifadelerini kalemini okumuş olursunuz. Artı nakli delillerle bizim konuştuğumuz şeyleri desteklemiş olursunuz. Yani şahşeye dair sorunuz olursa takıldığınız bir yer ya da şurayı konuşalım burası önemli gibi olur dediğiniz yer olursa ders öncesi sonrası derste de olur. Söylerseniz konuşabiliriz onları. Grupta da falan da paylaşabilirsiniz yani. Tamam. E, metne geçelim. Bir fihriste bir göz atalım istiyorum. Bu e, muhtasar Haride Şerhi. Bakın Haride Şerhi Şeyh Derdir'in şerhi. Yani muhtasar da Sayfı Hoca'nın muhtasarı. Bunun tercümesiyle Karşı karşıyayız. Yani burada Said Fuide Hoca'nın tercüme şeyi ihtisarı tercüme edilmiş. İçeriğine bakalım biraz. Burada bir mütercimin ön sözü var. Bunu okuyun. Okuyabilirsiniz. Faydalı olur. Usta i̇şte Said Fuide'yi tanıtıyor. Şeyh derdini anlatan bir ifade var. Giriş kısmından akli hükümlerden başlayacağız inşallah önümüzdeki ders. Akli hükümler diyeceğiz. Bayağı bir tahtaya da yazıp çizeceğiz. E, akli, adi, vaz'i ayrımlar oldukça önemli. Kelamın bir sonraki meselelerin üzerine bina edileceği ifadeler, kavramlar olacak bunlar. Sonra Birinci bölümden ilayattan temel zaten klasik. Kel, kelam kitaplarının tasnifini takip edilmiş. Bu şey de yok. Mütercimin kendi yaptığı başlıklandırmalar bunlar, bu köşeli başlıklar. İşte alemin hudusu diyeceğiz. Evrenin başlangıcı var mı yok mu? allah varlığı, sıfatları, tenzih akilesinden bahsedeceğiz. İşte sıfatların taalluku, allah Teala hakkında mümkün olan imkansız son hususlar diyeceğiz. Burada ilahiyat bahsi bitecek. Çoğunluğu, kitabın çoğunluğunu burası oluşturacak. Belki beş ders falan alabilir. Nübüvvat diyeceğiz sonra bir yaratıcı var. Yaratıcının böyle böyle sıfatları var. Allah Teala'dır onun zatı, ismi vesaire dedikten sonra nübüvvet bu yaratıcı bir peygamber göndermiştir bize diyeceğiz. Orada harika mucize delillerini falan konuşacağız. Bize müellif, haşiyeci ve mütercim bayağı bir şey anlatacak bize. Peygamberliğin delillerini falan konuşacağız. En büyük delil ne olabilir? Mucizesi nasıl anlaşılır peygamberin? Mucizesi karşısında muhatapların durumu. Yani bunları konuşacağız başka mucizel deliller olabilir mi? Bugün ne yapabiliriz? Belki buna da biraz değinebiliriz. Bugün nübüvvet ispatı nasıl yapılabilir? Yani gibi. Peygamberlerin sıfatları var. Sonra Nazım'da geçecek bunlar. Vacip hususlar peygamberin sahip olması gereken, müttasif olması gereken zorunlu olan hususlar. Yani imkansız olan hususlar var. Bir de mümkün olan hususlar var. Olabilir de olmayabilir de diyeceğimiz. Son bahiste, son konuda semiyat bahsedeceğimiz. Bu şey dedim ya, bilgi kaynakları akıl. haber nakil ve duyulardır diye. Biz akil, akılla nübüvveti ispatlayacağız. İşte bu ilahiyatın neredeyse hepsini akılla ispatlayacağız. Sonra semiyyat dediğimiz bahsi işte biz nübüvveti ispatlayınca nübüvveti peygamberin hak olduğunu doğru söz söylediği ispatlayınca bize ikinci bir kapı açılacak oradan. O bize ikinci bir bilgi kaynağı yani haber ve nakil kaynağı. İşte o ikinci kapıdan gelen bilgileri burada konu ediyoruz. Yani semiyyat diyeceğiz buna. Duyulanlar yani haberden bize bizim akılla yahut duyuyla bilmediğimiz ama üçüncü bir kayna, bilim kaynağımız on duy şeyle haberle nakille bildiğimiz ve akideye kelama terluk eden hususları inceleyeceğiz. Ahiyat havale edeceğiz kabaca buna. Son olarak iman edilmesi farz olan bazı hususlar özetlenecek. Bir iki tane akide metni de geçecek. İşte kıyamet alametlerinden değinecek. İman ve İslam var. Bir de son olarak dördüncü bölüm bu bu nazımın mümeyyiz vasıflarından birisi Haride Nazmı'nın Emali'de ve Nuniye'de yok bunlar. Tasavvufla alakalı birkaç beyt var. Şeyh derdir, adı yani şeyh lakabı boşuna değil. Kendisi de bir sufi tasavvuf ehli olduğu için tasavvufa dair bazı ameli nasihatler verecek bize. Amelle alakalı nasihatler, öğütler verecek. Keyifli, çok lezzetli, verimli bahisler oralarda. O nazımları da okuyup ondan sonra hatime diyeceğiz Şu şey şeyde, e, sonda ıslah sözlü var. Buraya bakabilirsiniz isterseniz yani doğrudan. Konuşa da biliriz zaten. Bu temel kavramları derste konuşacağız. Ben anlatacağım size çoğunluğu, belki hepsini. Yine de işte uzun vadede belki ileride dönmeniz gereken, müracaat etmeniz gereken... Elde hazır bir sözlük gibi düşünün yani. Bunu mütercim kendisi koymuş. Bunlara bakabilirsiniz. Bu şekilde. Tamam, yani metne geçecektim. Da metne başlamayalım zaten. 5 dakikamız falan kaldı. Metne bir sonraki derste başlayalım. Daha şöyle yapabilir, şeyi hatırlatayım tekrardan. Arapça bilen arkadaşlar... Said Furoj'un haşiyesini okumaya gayret etsin derim. Bu vesileyle haşiyeyi tekrar etmiş bitirmiş olursunuz. Daha gayretli olanlar şey yapabilir. Şeyh Derdir'in şerhini de okuyabilir direkt. Bu da olabilir mesela. Yani biz ihtisar okuyacağız. Gayretli olanlar, vakti olanlar, imkanı olanlar Said Furoj'un haşiyesinin artı doğrudan Şeyh Derdir'in şerhini okuyabilir. Anlamadığı yerler falan sorabilirler. Konuşabiliriz onunla. Şeyh Derdir burada birçok şey anlatıyor çünkü. Dilsel tahlillere falan da göre bir derya yani orası. Farklı elemanlar falan bir şeyler de var. Tamam burada bitirelim. Benim sunumum bitsin. Bir sonraki sıra metne geldi. Yani bir sonraki ders inşallah direkt Bismillah dedikten sonra artık direkt metne gireceğiz. Yani birinci şey okuyacağız. Nazım okuyacağız. Bu metinden sonra başka metne geçecek miyiz? Evet. Niyetim de var. İnşallah. İkinci, üçüncü seviye niyetler var. Nasıl olursa. Var az olsun. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.